Çizgisiyle fark yaratan aks ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bir Samsun Nabzı programıyla daha karşınızdayız. Konuğumuz İlk Adım Belediye Başkanı Sayın Necatin Demirtaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ayda bir kere mutlaka sizinle bir araya gelip ilçede neler oldu, neler bitti, bize bunları paylaşıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İlk Adım ilçesinde yaşayan vatandaşlar adına önce bir teşekkür yapalım. Bize gelen mesajlardan da bu konuda hep olumlu dönüşler alıyoruz. Başkanın ağzından birebir her şeyi dinliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Son durumla ilgili konuşacağız biraz ama ilk önce isterseniz özel bir durum oluştu İlk Adım Belediye sınırları içerisinde. İnşaatın kazısında Helenistik döneme ait mezar odaları çıktı. Evet. Ve bunun Samsun'a kazandırılması ile ilgili de bir dizi çalışmalar yapıldı. Gerçekten de o kadar eskiye giden bir altyapısı olduğunu söyleyebilir miyiz İlk Adım'ın, Samsun'un yerleşim bölgesi? Yerleşim alanı olarak çok eski bir yerleşim yeri olduğu zaten biliniyor yani. Evet. Yeni bir şey değil. Tabii bu zamanla işte kazılarla, normal temel kazılarla, şu anda mesela bizim de seyir terası yaptığımız bu Cedit Mahallesi'nin okulun alt tarafındaki park alanında da şu anda 1500 yıllık diye söylediler bana. Bugün de hatta kontrolleri vardı. Öyle mi? Tabii. Bu Roma yeni bilgi galiba. Yeni. Roma dönemine ait bir kalıntı olduğu söylendi. İşte müzeden arkadaşlar geldi, orayı inceliyorlar. Yani tabii tarih kokuyor. Her tarafından bir şey çıkıyor. Evet. Biz de oraya bir seyir terası yapacaktık. Şimdi o tarama yapıyorlar. İşte tarihi değerle ilgili tespit yapılıyor. Tabii onların vereceği rapora göre yön tanıyacak. Nasıl izleyeceksiniz? Yani biz zaten inşaat yapmayacaktık oraya. Seyir terası yani izlenebilir. Efendim insanların oturup şehri temaşa ettiği çok güzel bir yer. Onu düz alanda seviniriz. Bu çok konuşuldu Samsun'da. Evet, düz yani alanda bir... mesela şu Cedit Mahallesi'nin üst tarafında bir yeşil alan var. Sağlık. Cedit Mahallesi'nin hemen de, tam sağlık, böyle evet, bilmeyenler için de okulun alt tarafında, askeriyenin bitiminde, askeriye bitiyor, okul başlıyor. O okulun aşağı tarafında aşağı yukarı 7 dönümlük bir boşluk alan var. Buna park alanı. Evet. Park alanı. Bu park alanında oraya çıktığınız zaman herhangi bir noktadan baktığınızda ilk adım yani Samsun şehir bir ayağınızın altında. Öyle yani mi? Herhangi bir şeye gerek yok. Biz bundan esinlenerek dedi ki burada hem şelale tarzında böyle daha romantik bir hale getirelim. Hem de insanlar oturup çay kahve etsin, şehri seyretsinler. Hatta teleskop falan da düşünüyoruz yani koyalım. Çok güzel. Vesaire. Burası seyir tepesi, seyir terası olsun adını koyduk. Bununla ilgili ihale falan yapıldı işte. Bu kazılar esnasında bahsettiğimiz şey çıktı. Roma dönemine ait olduğu söyleniyor ama bu kesin bilgi, bu doğru bir bilgi değil. Sadece söylem. İşte teknik personel incelediğinde ne olduğu ortaya çıkacak. Burası düz zeminden yani ayağınızın olduğu noktadan şehir tamamen ayağınızın altında. Gerçekten harika bir yer. Çok güzel. Ve biz burayı böyle hani insanların nefes almak için ne bileyim bunaldıkları zaman gidip orada bir çay kahve içip şöyle çok da stres atacakları bir yer olarak planladık açıkçası. Böyle bir yerimiz yoktu bizim. İlk adımın böyle bir şanssızlığı var. Adı İlk Adım. Bunu ben bazen Büyükşehir Belediye Başkanımıza da söylüyorum. Atatürk'ün kurtuluşunda ilk adımının attığı yer ama ilk adımda, İlk Adım ilçe belediyesine ait bir park şey alanımız yok maalesef. Böyle ailelerin gelip gidebileceği, bizim diyebileceğimiz bir alan yok. Kıyı şeridindeki tüm alanlar kıyı kanununa Büyükşehir'in kontrolünde ve sorumluluğunda. Aslında tabii ikili anlaşmayla bize verebilirler ama böyle bir talebimiz de oldu aslında Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. Henüz daha bununla ilgili bir gerçekleşme olmadı. Bu tabii, şehir terası ne zaman bu tabii bu tarih eserlerle ilgili durum belli kadar olduktan sonra... Yok. Bir aksama olmaz diye düşünüyoruz. Eğer tabi bilemiyorum. Belki de yapamayacağız. Onu da tam bilmiyorum ama bizim oraya bir yapı yapmayacağız zaten. Bizim orada yapmak istediğimiz düzlem alan oluşturularak buradan şehri seyredecek bir rekreasyon alanı çıkartmak. Evet. Anladım. Şeyi çıkarmak. Yoksa bizim orada bir PSR çalışması yapmak. Evet. Büyük kütle çalışmamız söz konusu değil. Teraslama yapmış olacağız sadece orada. Onu bir şekli şemale sokup oturulabilir alan ve dizayn edilmiş olacak.
Ona çalışıyoruz. Şimdi o yıl sonuna kadar inşallah orada devreye girecek yine. Onunla paralel Kırkahvesi dediğimiz Amsus Tepesi'ne giderken bir çalışma alanımız daha var. O evet, da... Kara Samsun ve Baruthane mahallelerinde de bazı çalışmalar evet. yapıyorsunuz. Şimdi bu bir dönem öncesine kadar işte 500 tane sokakta fen işlerinin çalışmasıyla evet. gündeme gelmiştiniz. Şimdi bu çalışmalarda belirli bir ivme kazandırdık. İvme kazandırıldı. Şimdi sosyal belirginlikte evet, buna bu, yönleniyorsunuz. Buna yönlendik yani. Çünkü bu da çok temel ihtiyaçlardan bir tanesi. Şu anda sadece bu ihaleye çıktığımız eller değil, hazırlık çalışması yaptığımız biraz da şöyle bir düşüncemiz var yani. Tabii çok mümkün olmuyor. İmkanlar sınırlı. Her mahalleye bir spor alanı, efendim her mahalleye bir bilgi evi mesela. Bilgi evleri de çok önemli. Çocuklarımızın bilgi dağarcığını geliştirmek için. Şimdi burada fiziki şartları sağlamakta güçlük çekiyorsunuz. Yani mesela bir şeyde Kara Samsun'da. Kara Samsun tarafında fiziki imkanlarımız iyi de Barutane özellikle mi? Eski yerleşim yerlerinde işte çiftlikte efendim diğer mahallelerimizde, Kılıçdere'de, bu bölgelerde bize ait yerlerimiz olmadığı için böyle bir alan oluşturmanız da çok evet. mümkün değil. Ha, oluşturursunuz, paraya bağlı ama belediyenin imkanları yok. Hani siz o kamulaştırırsınız, orada alan sağlarsınız. Doğru ama bunu sağlayacak kaynaklarımız yok. Öyle ala öyle işte para var, nereye harcayalım diyecek bir durumumuz yok. Değil. Yani böyle olduğu için de... Ya ama peki orada bir şey sormak istiyorum. Acaba... Evet. Ben hiçbir AK Partili belediye başkanının böyle söylediğini duymadım. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bir belediye başkanı olunca mı acaba biraz... Ben şöyle söyleyeyim yani. Şimdi bakın Türkiye'de aşağı yukarı 3000 üzerinde belediye var. Bu belediyelerin çok büyük bir bölümü. Parmakla gösterilebilecek 3-4 tanesinin dışındakilerin tamamı çok ciddi bir borç sarmalı içerisinde. Maalesef. Yani niye? Bu bir günün meselesi de değil yalnız. Yani bir günde oluşmuş bir mesele. Bir belediye başkanının sağladığı bir mesele de değil. Şimdi belediye şöyle bir temel yapısı var bozuk olan. İşte belediye başkanı olsun. Bu ölçeği fark etmez. Küçük büyük. Küçüklerde daha sıkıntı bu. Büyüklere göre daha sıkıntı. Çünkü küçük yüz yüze bakıyor. Oylarına göre yön değiştiriyor. Onlar daha zor. Bir de yani duyuyoruz bazen başkanların otomobillerine, makamlarına, hacizler elbette, falan da geliyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bizde ülkemizde en büyük sorun ilçemizde ve ülkemizde yani hem ilçemizi katıyorum işin içine hem ülkemiz en büyük halkımızın sorun olarak gördüğü şey işsizlik. Bu çok büyük bir sorun. Gençler üniversiteyi bitiriyor iş yok. Liseyi bitiriyor iş yok. Birkaç dil biliyor gene iş yok. Böyle olunca herkes en kolay siyasetçiye ulaşıp burada bir iş şeyine dönüşüyor. Evet. Belediye başkanı olarak bizler de şöyle bir yaklaşım sergiliyoruz. İşte şu kişilerin isteğini yerine getirirsek bu işi çözeriz gibi bir mantık gelişiyor. Bu bir günün meselesi değil. Öteden beri gelen bir mesele. Bu yığılma ne mesela çalışması gereken yerde 10 kişi sen koyuyorsun 100 kişi. Öbür koyuyor bir daha. O yetmiyor yeni gelen bir daha. O yetmiyor yeni gelen bir daha derken belediyeler hem aşırı derecede istihdamla sıkışmış bir vaziyette kalıyorlar hem de bu kaynaklar yani insanın çok olması, hizmetin çok olduğu anlamına da gelmiyor. Niye? Bir işi 4 kişi yapacaksa şöyle bir şey gelişiyor bu sefer. O 4 kişi de şöyle bakıyor. Ben yapmayayım, diğeri yapsın. Diğeri diyor, öbürü yapsın derken o 4 kişiden bir tane çıkmıyor. Çok niye? Evet, doğru bir tespit. Ha, bunları atacaksınız, bir şey yapacaksınız. Bunlarda da siyasi argümanlara takılıyorsunuz. Evet. İşte adam... Ben kendi açımdan söyleyeyim mesela bunu her zaman söylemekte bir beis görüyorum. Ankara'dan gelmişsiniz, kimseyi tanımıyorsunuz. Birileri size el vermiş, herkes gönül vermiş, sizi belediye başkanı yapmış. Siz şimdi oh başkan siz kimsiniz, nereden geliyorsunuz kardeşim demek durumunda mısınız bir insan olarak yoksa daha o insanlara bir vefa borcunuz olmalı mı? Ben insan olarak kendi yapımından bahsediyorum ki bu hemen hemen tüm insanlarımızda benzer yapılar olduğu için aşağı yukarı bu duyguya kapıldılar. Ha böyle olunca ne oldu? Şimdi bir de ben kendi açımdan şöyle bir handikapım da oldu kendi kendime. Ben dedim ki ben tabii çok objektif bakıyoruz hadiselere bunun geçmişinden de haberimiz yok. İşin gerçeği bu yani ben belediyeci geçmişteki belediyeci değildim. Çok güzel orada bir parantez açalım hatta bunu çok da güzel ortaya koyuyorsunuz ve istiyoruz ki bu programlar aracılığıyla sadece Samsun değil Türkiye'nin yani tamamı belediyecilik konusunda sizin şu
söylemlerinizi her programda söylüyorsunuz ya. Biz evet. bu işi kurumsallaştırmamız gerekiyor. Yaşayarak öyle, evet. Yani kurumsallaştırmamız gerekiyor. Belediye başkanları sadece proje seçen konumda olmaları gerekiyor. Aynen. Kurumsal bir yapısında olması Kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle. Bu büyük bir handikap. Ülkemizin handikapı. Sadece evet. ilçemizin evet. falan değil. Evet, siz kesinlikle. Bir taraftan insanlarla ikili temas kurmaya çalışırken bir taraftan işleri düzenlemeye çalışıyorsunuz. Bir kör dövüşü gidiyor. İşleri anlamaya çalışıyorsunuz. Nereden geldi, nereye gidiyor derken bu yapı beraberinde kamburları getiriyor. Konuyu şeyden açtık. Yani belediyelerin içinde bulunduğu mali sıkıntı. Ha, şu anda bizim bu anlamda ödeme güçlüğümüz yok ama hiç sıfır borcumuz yok. Her şey güllük gülistanlık. İki gün sistemi kontrolden çıkarın, üçüncü gün ödeme güçlüğüne düşersiniz. Düşersiniz. Evet. Niye? Çünkü şöyle bir yapı da var mesela belediyelerde. Sadece harcama modu üzerine kurulmuş. Yani bu para nereden gelir, nereye gider, bütçe. Diyor ki şimdi şöyle bir mantık gelişmiş mesela. Bunları yıkılması lazım. Belediyenin handikaplarından bir tanesi de şu. Mesela teknik personel tanımı yapılırken sadece mühendis mantığıyla bakılmış. Oysa teknik personel, tamam mühendisler tabii ki teknik ama bunun yanında işletme, iktisat mezunları çocukların da muhasebe, para yönetimi konusunda teknik tarafları var. Bunlar hiç dikkate almamış. Biz teknik derken şeylerde de sözleşmeli personel metodunda da sadece teknik personel imkan sağlandığı için 10 kişinin yerine 100 tane teknik, 500 tane teknik yani orada ne varsa teknik şey üzerinde kullanmış. Şimdi para yönetme noktasında çok ciddi zorlukları var belediyelerin. Yani parayı kontrol ve murakabe etme yönünde. Şimdi şöyle bir algı oluyor. Mesela belediyede bütçe hazırlıyorsunuz. İşte 130 trilyon bizim bütçemiz faraza. Belediyeler aynı merkezi hükümet pozisyondadır kendi içerisinde. Yani bütçeyi tasarlarlar. Geleceklerini, götüreceklerini, ne kadar harcama yapacak, ne kadar gelir yapacak. Buna göre bir tasarımı bütçe onaylanır biter. Ama çalışanlar şöyle bakıyor hadiseye. Benim bütçemde işte A kaleminde yatırım olarak 100 trilyon var. Ben bunu harcarım. Doğru harcar. Yasal olarak bir engel teşkil etmiyor ama evet. bu 100 trilyonu sizin harcayabilmeniz için bu 100 trilyonu belediyenin hesaplarına intikal edecek geliri sağlamış olmanız lazım. Kasaya indirmiş olmanız lazım. Gelecek farz ediyoruz. Evet şimdi farz ediyoruz işte Ahmet'te 100 lira var, Hüseyin'de 1000 lira var, Ali'den de şunu getirirsem bu iş olacak. Getirmiş misin? Yok. O zaman getirmediysen harcayamazsın o zaman yani. Evet. İşte bu kurguyu tam oturtmuş değiliz. Bu sadece şeyde değil yani benim belediyemle ilgili bahsetmiyorum. Genel konuşuyoruz. Öbürleri belki farkında değil. Ben işletmeci olduğum için biraz daha Tabii, bir olayın sizin o avantajınız var. Avantajımız da farkındayız. Diğerleri bunun çoğu farkında bile değil. Ne zaman farkına varıyor biliyor musun? Arabayı deviriyor. Ödeme güçlüğüne çıkıyor. Bakıyor ki eyvah. Kımıldayacak hal kalmamış. O zaman fark ediyor. O zaman da iş işten geçmiş oluyor. Ama sizin belediye başkanlığı döneminizde daha önce hatırlıyorum hiç maaşlarını alamayla ilgili insanlar sıkıntı yaşamıyor. Ben şunu söyleyeyim. Biz elbette hizmet yapmalıyız. İşte okullarımız, camilerimiz, diğer hizmet alanlarımız bunların eksiklerini tamamlamalıyız. Ama neyle? Sağladığımız gelir sağlayabilirsek onunla. Yani paranız yok. Adamdan gidiyorsunuz şu montu alacaksınız. Okulu yaptıracaksınız ya da başka bir yeri yaptıracaksınız. Para zamanında istiyor adam senden parayı. Çimantayı verdim ver parayı. Paran yok. Bu sefer rezil. Yani bu sefer ne yapıyorsunuz? Onların parasını ödemek için çalışanların maaşını bilmem neye ödememeye, ikramiyesini ödememeye başlıyorsunuz. Yani oraları kapatmak adına ya da o stokları çevirebilmek adına. Döndürebilmek evet, için. Evet, evet. Yani dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bizim aslında lafın başında dile getirdiğiniz gerçekten belediyede bu anlamda bir çalışanları bu işe kanalize edebilen hatta ödüllendirme sistemiyle hedef ve noktalar koyabilen mesela her birimde kardeşim biz şu anda hangi noktadayız ne kadar gelirimiz var bununla ilgili senin hedefin şu olmalı yani biz söylediğiniz bu özel şirketlerin aynı çalışma ama mantığı. Fark etmez yani ki yani sonuçta, yer öyle daha doğrusu. Sonuçta başarılılık neyle ölçülecek? Hedeflerle, ölçülebilir olması gibi. Şeyle, ölçülebilir sonuçlarla ölçülecek. Hı. Adam diyor ki ben çok başarılıyım. Şimdi halk da öyle bakıyor mesela. Gitti, işte kendini iyi pazarlıyorsa, adam diyor ki, Yahudi taktiği, diyor ki 100 liranın 95 lirasını reklama veririm, 5 lirasını da yatırıma harcarım. Oysa bizim halkımız uyanık olmalı. Yahudi gibi olmamalı.
Yani ne olmalı? Ya elde ettiğin hizmete dönüşmüş mü, dönüşmemiş mi? Reklam kısmından çok fiili hizmetleri takip eder olmalı. İşte iş adamı gibi derken kastedilen de o zaten. Yani iş realiteye bindiği zaman, ne yaptın kardeşim dediği zaman ölçünün göstereceğiniz bir şey yoksa o zaman siz başarılı olamazsınız. Öyle uçtuğuyla kaçtığıyla olmaz bu işler. Palavrayla olmaz. Real rakamlarla olur. Bu benim için de geçer. Ben bunu kendime ayrı tutmuyorum yani. Ben çok başarılıyım falan filan. Bu algıyı, bu metodolojiyi toplumsal olarak geliştirebilirsek o zaman belediye başkanı olan kişiler kellesini önüne koyar, ne yaptığını, ne yapamadığını sorgular. Evet. Nasıl işin... Yani performans kriterleri geliştirilmeli. Evet, kesinlikle. O performans kriterlerine göre. Evet. Ve bu heyecan da yaratır. Mesela şunu da sağlamalıyız biz mesela. Çocuk yeni bir fikir ortaya atmış ve bu bir atılımı sağlamış. Sisteme bir katkı sağlamış. Ben ona farklı bir ödül verebilmeliyim ki o çocuğun o heyecanını kaybetmemeliyim. Bunlar blok edilmiş bir durumda. Yani. Peki siz bu durumu kendim ise kamudan da geldiğiniz için bu konularda deneyimlisiniz aslında. İşte belediye ilk adım belediyesiyle ilgili. Ya şimdi çalışanların en azından. Çalışanlar açısından bir sıkıntı olmadığını biliyoruz. Siz bu söyledikleriniz hayata geçirme konusunda ne kadar başarılı olduğunuz, şimdi, neler yapıyor, hangi aşamadasınız? Bizim bu konuları hayata geçiremedik biz şu anda. Niye diyeceksiniz? Biz bir kere çalışanları tam dört dört tanımış durumda bile değiliz. Yani herkesin yani bir şey vardır. Allah bile Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Ben insanlara taşıyamayacağı yükü yüklemem diye. Biz şimdi adamın ne kadar taşıyacağını bilmiyoruz ki yük yükleyelim ona. Yani bunları zaman içerisinde anlayarak ortaya koymanız lazım. Yani hedefler buna göre oluşması lazım. Siz hiç elinizdeki malzemeyi çok iyi tanımıyorsunuz ama biz buna hedef veriyoruz. O hayali bir hedef olur. Zaten tutturamazsınız da o hedefi. Evet. Ha bizim buradaki şu anda tabii belediyenin çıkmazlarından bir tanesi de bu mesele. Dışarıyla ilgileneceksin, insanlarla ilgileneceksin, şey vereceksin, sistemi yöneteceksin. Bunları bir arada götürdüğün zaman ne oluyor beraberinde? Profesyonel bir yapıya doğru ilerliyorsunuz. Gitmeniz gerekiyor. Şimdi belediyede bunu sağlamak da şu anki mevcut yasal zeminde mümkün değil. Niye? Çok iyi bir adam var. Adam diyor ki kaç lira verin kardeşim bana sen? Devlet memuru işte şuradan şu derece, buradan bu derece. Git ya sen işine. Yani ben bu paraya niye çalışıyorum? Profesyonel adam profesyonel ücret istiyor size. Dolayısıyla. O zaman ne oluyor? Onu da alamıyorsun. Kalifeyle yani. Şey yapamıyorsunuz. Elbette. Yani şimdi bu işler çok çok yönlü tartışılması gereken bir mevzu. Her şeyden evvel çalışanlarla ilgili mesela insanın kötüsü olmaz. İnsanın iyi yönetilmemesi olur. Bizim belediyenin bir handikapı mesela bizim kendi belediyemiz için şöyle bir handikap var. Her dönemde bir değişik belediye başkanı çalışmış. Her aşağı yukarı hem Gazi'de hem ilk adım tarafında da durum 3 aşağı 5 yukarı aynı. Böyle olunca gelen gitti, geldi, gitti, geldi, gitti. Bir sistematik şeyi sağlanamamış. Çünkü o 5 yıllık dönem içerisinde ben şimdi kendimi tecrübeli bir idareci olarak görüyorum. Belediye başkanı değil. Tecrübeli bir idareci olarak. Tabii 30 sene kalmış görev yapmış. Böyle görmeme rağmen bunu sağlamanın mümkün olduğu. O sağlıyor bir yerleri sıkıyor yani. Sallıyor yani ben işte şöyle beceriyorum bilmem ne falan filan. Ha diyebilirler ama o iş öyle değil yani. Ha attığınız adımlarda tam tutturma becerisi de önemli tabii. Yani işte bir yere bir şey koyuyorsunuz. O adamın o vasıfları olup olmadığını bilmeden biz deneme yanama yapıyoruz. Başka yapacağım bir şey yok. Çünkü burada sizin dışınızda herkes burada. Belediye öyle bir yer değil yani. Dışarıdan istediğinizi getir, topla, çıkar böyle bir şey toplam yok. Toplam kaç çalışanınız var peki Nihat'ın? Bizim şu birlikte anda ekip arkadaşı, şirket elemanlarını da dikkate daha alırsak 1200 civarında. 1200 kişinin evet. Sorumluluğunu evet. Üstlenmiş evet. Durumdasınız. Evet, yani 1200 civarında. Şimdi burada benim anlatmak istediğim bu yapıyı güçlendirmek için mesela şeyler bile, müfettiş arkadaşlarımız bile bizim eğitime gönderdiğimiz işlere sıcak bakmıyor. Yani adamı gezmeye gönderdiğin gibi bakıyor. Ne işi var? İşte tam tersi. İşte çalışma saatinin %30'unu eğitime ayırmak gerekiyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum işte. Algımız negatif olunca adam diyor ki çalışanlarını gezdirmek için gönderiyor. Ben de diyorum ki mesela belediye bak. Gezsin adam yani. Tamam. Ama gittiği yerde kursta görecek. Hiç olmazsa 3 geziyorsa
İki de kurs görecek. Yani orada adam gibi işe sahip çıkarsa hiç olmazsa hani gezdiği onun, öğrendiği bizim olacak ya belediye olarak. Bir, yani iki, üç, dört. Son derece önemli. Kurumsallaşma öyle söylendiği İnşallah gibi. Zaman, bir günde, üç günde, beş günde olan bir şey değil. Evet. Dünyanın devasa firmaları zaman bile, ne olur diye umut ediyoruz yani. Yıllar süren bir süreçten geçerek kurumsallaşıyorlar ama gerçekten yerel yöneticilerin en azından bakış açılarında böyle bir değişikliğin yaşanması gerekiyor. Sadece sizin için değil, bütün elbette, Türkiye yani için. Şimdi ki bunu, ölçülebilir hedeflerle performansını vatandaşlar sorgulayabilsin, sorabilsin. Şimdi dillendirmiyor insanlar, yani şöyle algılıyor. Bunu söylediğin zaman ulan ne beceriksiz adammış, baksana hiçbir şey de anlamıyor gibi. Biz bunu şehirde yaşıyoruz mesela. Bakıyorsun hayatında üç kişi yönetmemiş adam. Geliyor sana bir akıllar veriyor, bir fikirler veriyor. Aklınız ayağınız durur yani. Diyorsunuz peki siz böyle tecrübeyi nerede edindiniz filan. Yani sizin bir deneyiminiz var mı? Yok. Ama dışarıdan gazele okumak hep böyledir. Yani evet. Güzel gazele okursunuz yani. Hiç bilmeseniz de kendinizi çok farklı bir algı içerisine sokabilirsiniz. Ben kendi adıma söylüyorum. Yani biz 35-36 yıldır ben idareciyim. Müfettiş kısmımız da var. İdareci kısmı da var. Yani bir de gözlemleyici tarafımız da var. Müfettişin böyle bir avantajı var. Yani dışarıdan olayları nasıl yönettiğinizi de görmüş olur. Böyle olmasına rağmen şimdi diyor ki mesela bana, ya ben olsam diyor bu belediye şöyle yaparım böyle yaparım. Bakın bana da söylendiği için burada bunları da dile getirmekte yarar görüyorum. Ben insanları kaybetmek çok kolay. Bir kötü laf söylerseniz o adam daha size selamı sabahı keser. Sen de onunla kesersin. Kazanmak bu kadar zor bir şey ki. Evet. Hem kazanmanın şöyle bir faydası var. Eğer insanı kazanırsanız, bu siyaseten değil, benim söylediğim siyasetle alakası yok. Beşeri olarak da tabii evet, ki. Evet, hizmetle alakası var. Yani rızkını helal ettirecek. Benim gelecek, bana oy verecek, benim umurumda bile değil. Öyle bakmıyorum yani. Bakmam da zaten. Hiçbir zaman bakmadım. Adam işini adam gibi yapsın. Seçim zamanı geldiği zaman istediği yere oy versin. Ha benim Allah bana nasip edecekse onu gene eder. Ondan dolayı etmeyecekse de etmesin. Benim öyle bir derdim yok. Ama işe sahiplenme meselesi, rızkını helal ettirme, akşam eve gidip yatağa yattığında oh bugün şöyle empati kurmak gerekiyor bence. Yani bu belediyede ben işte 3 lira, 5 lira, 5 bin lira maaş alıyorum. Beni özel sektörde ben patron olsam kendimi çalıştırır mıyım, çalıştırmam mı? Bu parayı buna verir miyim, vermem mi? Yaptığı iş karşılığı, bunu mukayese edecek. Eğer veriyor diyorsan bir sorun yok. Meseleyi aşmışsın demektir. Vicdanında bunun muhasebesini yapabiliyorsan bir sorun yok. Ha bunu yapamıyorsan o zaman sorun var. Efendim başkan, buna bir kestek vuralım işte. İyi gitmesin, iyi oldu ortaya çıkmasın falan filan. Bana değilsen çoluğuna çocuğuna köstek vuruyorsun bana göre. Niye diyeceksin? Helal kazanmayan kazanç evde bir zarara neden olur. Bir şekilde. Bu farkında olunmuyor ama bir yerlerden bir şekilde bir yerinde tostlar bir taraftan çıkar. Ben bunu hep inanmışımdır ve bu böyledir. Yani siz eğer helal etmeden bir kazanç elde ediyorsanız bu bir şekilde bir yerlerden bir yöntemiyle sizden çıkar. Size yar olmaz yani. Hiçbir şekilde. Mutlaka çıkar. Ama ayrı ama geç. Ama çocuğunuzdan ama sizden. Yani sizin sülalenizden o çıkar. Bir şekilde çıkar. Ben buna inananlardanım. Bizzati gördüklerim de var yani böyle. Deneyimlediğiniz var. Evet. Yani dolayısıyla ha burada ne yapacak? Adam işini güzel yapma çabası için. Nasıl olacak peki? İşte güzel biz, niye güzel yapamıyor peki güzel insanlar? Güzel yapma derken şunu kastediyorum. Şimdi belediyelerde şöyle sıkıntılar var. Çalışanları tanımıyorsunuz. Diğerlerini tanımıyorsunuz. Biri size filan adam, şöyle adam, böyle adam diyor bilmem ne. Siz de onu kendinize yakın görüyorsunuz. Bu hepimiz için geçerli. Ha, bir kenara koyuyorsunuz. Bir artı değer olarak görüyorsunuz. Ne zamana kadar? Bunun eksi olup olmadığını görünceye kadar. Kim artı, kim eksi, kim daha değer olduğunu anlayıncaya kadar. Şimdi böyle olunca da şöyle bir durum oluyor. Mesela en çok bizim karşılaştığımız olaylardan bir tanesi şudur. Siz şimdi bir tane adamı yakaladınız. Gerçekten beceriksiz. Bunu atmanız lazım yani. Karşınıza babanız çıkıyor, başka birileri çıkıyor, çıkmadık adam. Yani en yakında babandan başlıyor iş. Ya işte bir tane bu deli bizim delimiz diyor adam misal. Ya bunu idare et. Şimdi onu idare etmen bir şey değil. Şöyle bir zarar veriyor o idare etme. Öbür tarafta adam bakıyor, sahtekar üçkağıtçı bir adam hiçbir şey yapmadığı halde ortada geziyor ve buna bir şey denilmiyor. Bu sefer diyor ki ulan diyor ben niye çalışacağım diyor o zaman.
Bu negatifliği beraberinde geliyor. Belediyenin böyle bir handikapı var. Yani belediyelerde böyle bir sıkıntı var. Bu da negatif etkileme sağlıyor. Şimdi birinci dönemlerde bu vefa meselesi, bu söylediğim şey çok geçerli bir şey. Ben bazen böyle hangi parti olduğuna bakmaksın, bizim dostumuz çoktur yani ve şey olarak ben samimi bir insan olduğum için herkesle de dostlukta kurarım. Diyorum yani birinci dönemler nasıl geçti? Bakayım bizim yaşadığımızın hepsi yaşamışlar yani. Hiç 3 aşağı 5 yukarı. Bu vefa duygusu işte yutkunma, hani bir şey yapacaksın ama yapamıyorsun falan filan meseleleri. Ha şimdi birinci dönemde bu iş böyle oluyor gerçekten. Yani, şimdi ikinci dönemle ilgili konuşacağız tabii. Evet. Koşullarını da konuşacağız ama önemli olan öz eleştiri verebilmek. İşte bunu da en iyi yapan belediye başkanlarından birisi olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu yani, çok önemli. Eksikleri ortaya koyup bunları nasıl çözülebileceği ile ilgili konuşmak da zaten önemli bir şey. Eksiği bilmek onu yapmaya imkan adım sağlayan atmaktır. Evet. Yani siz ne olduğunu bilmiyorsanız onun farkına varınca epey daha zamanınız evet. geçecek demektir yani. Peki ilk adımda tam da böyle bir konuların konuşulduğu ortamda bir kadro sevinci yaşandı. Evet. Onundan da bize biraz bilgi verin lütfen. Tabii şimdi bu hükümet döneminde çıkarılan bir yasal düzenlemeyle sözleşmeli personel arkadaşlarımız kadroya alındı. Aşağı yukarı 65 kişi bu haktan yararlanmış oldu bizde. Arkadaşlarımıza ben önce tebrik, sonra başarılar diliyorum. Tabii bu her zaman gelecek bir şans değil. Bu milli piyango gibi bir şey. Şimdi devlet memuru olmanın belli bir statüsü var biliyorsunuz. Yani sınava gireceksiniz, sınavı kazanacaksınız, puanlamada 90-100 bilmem ne farkına varsınlar diye söylüyorum yani. Biraz da. Çoğu kolay kazandığı için çoğu farkında bile olmuyor. Yani bedava bir şey bulmuş oluyor. Aslında öyle değil. Oraya gelebilmek için 90'la atanamayan çocuklar var ben biliyorum. Akrabalarımda bile var. 95 puan almış. Bir kişi lazım. 96 olan gidiyor ya da 95,1 olan gidiyor. Dolayısıyla böyle bir aslanın midesinde olan bir kamu düzenindeki memur olma keyfiyeti bir yasal düzenlemeyle size bu hak tanınmış oluyor. Seçim çalışmalarında bir avantaj sağlamak adına çıkartılmış bir şey olabilir mi peki? Ya öyle böyle mi olması gerekiyor o zaman? Şimdi o zaman şimdi bakınız bu öteden beri mesela bunu bekleyen 15 sene bekleyen arkadaşımız var benim bildiğim kadarıyla. Yani çok uzun süredir bu şekilde çalışan insanlar var. Tabii bu bir şey rejimi. Aldığımız bilgilere göre 100 bin civarında bir personelden bahsediliyor. 100 bin kişi civarında. Tabii bu böyle olmalı mı olmamalı mı meselesi farklı bir şey. Yasal hakları tanınmış belediyelere. Bunun o tartışma konusu farklı. Şimdi siz bir insan kadrolu bir memur oluyor ve sosyal güvenceyi biraz daha sağlamlaştırıyor. Şöyle de bir algı var. Bu da yanlış bir algı. Efendim devlet memuru oldu artık bana kimse dokunamaz. Ben dokunulmazlık elde ettim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Olmaması gerekiyor. Yani zaten yok. Yasalarımızda böyle bir şey de yok. Siz çalışmayacaksınız. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ben memurum. Bana kimse bir şey de yok. Böyle bir şey. 650 sayılı devlet memurunda hangi yerlerde göreve son vereceği belirtiliyor. Dolayısıyla böyle bir algı da yanlış ama şöyle bir şey var tabii. Aynı sistemde iki tane personel vardı şimdi. Bir sözleşmeli, bir normal memur. Şu anda bunlar da normal memur statüsüne girdiler. Bana göre şanslılar, iyi şanslılar demek söylediğim gerekçeyle şanslılar. Yani aynı memur olabilmek için insanlar hem memleketinde ki belediyeler için bu da bir avantaj. Nasıl mesela Samsunluysa da Samsun'da merkezi sistemde nere boşsa oraya atıyorlar sizi. Ama burada hem memleketlerinde hem de memur oluyorlar. Bunun kıymetini bilerek bu belediye vefalarını ödemeleri lazım. Bana değil, belediye. Yani heyecanları düşmemeli, biraz daha artmalı bana göre. Daha vefa göstermeleri lazım belediye. Çünkü buradan ekmek yiyorlar sonuç itibariyle. Ha biz vesileyiz. Biz siyasi iktidarlar bunlar için vesile. Bunlar hedef değil. Biz bu işin oluşumunda parmak tutmuşuz. Diyelim ki beni yok sayın. Ben geldim bunların hepsini kaldırdım. Böyle bir yasal yetkimiz var. Koydum başka birilerini. Şimdi bu algıyı kurması lazım. Ha, siz dokunmadınız. Benim öyle bir şey ki benden önce mesela 35 kişi civarında arkadaş vardı. Bunların hiçbirine dokunmadım ben. Hepsi duruyorlar.
Bir o 30 kişi falan da bizim dönemimizde 30-33 kişi. İşte toplam 68 herhalde. Tam sayıyı şu anda yanılabilirim diye şey yapamıyorum. O civarda bir arkadaşımız var yani. Biz daha önceden gelenlere de hani bir dakika siz ne arıyorsunuz burada? Bu belediyede çok yaygın bir iştir. Öyle yalnız, mi? Abi. Çok kötü. Yani maalesef. Biz duruş itibariyle bunu hep böyle gösterdik. Biz tüm çalışanlarımızda adil olduk yani. Bu manada bir adaletsizlik söz konusu değil. Tespit edebildiğimiz, haksız işlem yapıp ya da görevinde kötü niyet gördüğümüz insanları tabii hakkında gereğini yapmamız lazım. Burada bile zorlanıyoruz. Deminki anlattığım sebeplerden dolayı. Yoksa aslında ben çok acımasızımdır o konuda. Yani kendi rızkına yan bakan adamı asla affetmem. İşine saygı yani, duymuyor. Evet, emeğine değil mi saygı duymuyor? Ama işte deminki söylediğim gerekçelerle biraz bu siyaset ve memuriyette beni tanırlar. Mesela burada ekranlarda bizi takip, hatta benim bu konuşmama da şaşırabilirler. Yani ben çok aksi duruyordum yani. Kendi görevimi sonlandırma o işe asla müsaade etmezdik ama şimdi burada biraz siyasetin getirdiği sizi zora sokan şeyler var. Yani memur değilsiniz siz. Sadece kendinize sorumlu değilsiniz. Yani bana ne kardeşim, ben işime gerisi mi? Sizin hitap ettiğiniz bir alan var. Ve bu alanda sadece sizin siyasi görüşünüze sahip insanlardan oluşmuyor. Evet. Yani siz şimdi aynı küstüm oynamıyorum meselesine çeviremezsiniz hiç. Evet. Bir şekilde küsmeden, o ki bu işi üstlenmişsiniz, küsmeden, darılmadan, döküp kırmadan bir konsensüs sağlayarak belli bir seviyede bunu götürmelisiniz. Doğruluktan ayrılmadan. Evet. En önemlisi elbette. Soru. Yani en, elbette. En yani burada şey yok yani, atınan deve hani misali bir şey yok ama bu şekilde idare ederek bir şekliyle çözüm üretmek durumundasınız yani. Birinci devrede bu böyle gözüküyor. Geçiyor. Yani. Peki tabii yani globalleştiği söyleniyor. Küreselleşmeyle birlikte daha da acımasız hale geliyor dünya ama yeni yerel yönetimler yasası. Acaba sizin bu söylemiş olduklarınızı Avrupa Birliği ile biraz daha entegre etmek için Türkiye'de sizin istediğiniz gelişmeleri, değişiklikleri yaşatacak mı Türkiye? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi yasa yeni... Daha kurumsal böyle sizin söylediğiniz gibi hedefleri olan, hedefleri olmalı. Ölçülebilir kurumsal yapılara dönüşecek mi yerel yönetimler? Ya şimdi bu toplumsal gelişmeyle ilgili bir olay. Siz dünyanın en güzel yasasını getirin, zihinsel olarak biz o gelişmeyi sağlayamamışsak onu sağlayamayız. Hı hı. Bizim yasalar bakımından dikkate aldığımızda dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde yasa bizden farklı değil ki. Ama biz aynısından aynı sonuç çıkaramıyoruz. Evet. Çünkü algımız farklı. Evet. Bakış açımız farklı. Evet. Sıkıntı burada. Evet. Yani toplumsal gelişmeyi tamamlayamadığımız için. Arka planlar etmek evet. Gerekiyor. Önce. Yani yasa işte bizimki zaten kopyacı biliyorsunuz. Ceza yasası öyle, diğer yasalar öyle alıyoruz ama onların algıladığı gibi biz algılayamadığımız için. Peki algılayabiliyor muyuz? Toplum sizce hazır mı? Böyle bir gelişimi görüyor musunuz? Ya şu an yıllarda? İçin çok hazır olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama. Yani internet, teknolojiye biraz daha böyle açık elbette, toplum. Daha açık toplum bunu sorgular hale getiriyor. Ben mesela halkımızın sağduyusuna güveniyorum. Halk yeni olan, doğru olan şeyleri çok kolay algılayabiliyor. Halkta bir sorun yok. Yönetenlerde sorun var. Evet. Yani şöyle bakılıyor mesela, kimse yöneten en akıllı kendini görüyor. Ondan başka akıllı adam yok. Yani dünyanın en akıllı adamı, siyasetçisi, karga üstüne şey tanımıyor, kargadan başka kuş tanımıyor. Böyle bir anlayış hakim. Yani halk da bize yetkiyi verdi. Tamam ne yapacak halk? Birinize verecek yetkiyi yani. Vermesi gerekiyor. Evet. Ya oy vermeyecek ya da birinize vermesi gerekiyor. Öyle kurmuyor yani kurguyu. Evet yani çok bir mantıksa bir şey söyleyeceğim. Bakın. Seçim sistemimizde mevcut partiler var. Yenileri olsun fark etmez. Partiler aday listeleri yapıyor. Biz bunlardan birini tercih ediyoruz. Bizim tercih etme hakkımız var mı? Seçilmişi seçiyor halk şu anda. Maalesef. Öyle bir şey yok. Yani hiçbir şekilde yok yani. Bu istenmiyordu zaten. Niye istenmiyor? Şimdi düşünün ki halkın isteğiyle seçilmiş bir adam geldi de horozluk yapacak orada. Diyecek ki sen kimsin? Yanlış bu iş. Ben halk bana böyle bir yetki verdi. Ben halkın yanına yarın gittiğim zaman ne diyeceğim? Diyecek. Şimdi ne oluyor? Şimdi öyle bir şey yok. Genel global açıdan tık 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 tık. Sen fazla ileri çıktıysan senin biletin kesiveriyor. Listeye koymadığı zaman sen aslan da olsan, kaplan da olsan ne olursan ol. Geçmiş olsun. Allah seni hayır eylesin. Yani
Bu bir demokrasi çok, anlayışı gibi çok gözüküyor da biz kendimizi yutturuyoruz yani. Bence halkın bu işe katılımını sağlama, sivil toplum kuruluşlarının bu işte etkin hale gelmesini becerebilmek. Ön seçimlerle adayların belirlenmesini yani, mahallelerde, köylerde, onlarda nerede da olursa olsun. Bir şekilde tabii ki toplumsal gelişmeyi sağlayamadığımız için eğer siz toplum çok duyarlı hale gelememiş ise bu her zaman. Mesela ben şeye gittim, Çin'e. İsterseniz onu da paylaşayım sizinle şimdi. Diyor ki biz halk cumhuriyeti yönetemiyoruz. Nasıl yönetiyoruz diye sordum ben şimdi. Merak ettiğim için. Adam diyor ki biz mahallede mahalle temsilcisin. İşte apartmanda apartman temsilcisin. Evet. Apartman temsilcileri toplanıyormuş. Mahalle temsilcisin. Mahalle temsilcileri toplanıyormuş. Efendim, ilçe işte şehri. Metropol gibi böyle. Peki dedim şimdi Komünist Parti genel şeyi mahalleden şu gelsin dediği zaman diğeri gelebiliyor mu? Yok öyle şey olur diyor. Adam kim isterse o gelir. Bunun adına biz seçim diyoruz. Bunlar sandığa da gitmiyor yani. Mahalle temsilcisi bilmem ne dedi. Halk hareketi. Dedi ona halk hareketi. Seçti yani. Şimdi nereden baktığına bağlı olaya. Ona o ve sonuçta da politbüro da bunlar birbirlerini kumpasla seçe seçe geliyor yani. Sen diyorsun ki işte Samsun'dan genel merkeze delege olarak filan filanları gönder. Adam göndermezse kendi gidiyor zaten. Ne mecbur gönderecek yani. O da kendi seçileceğini. Şimdi bizim illerdeki şeyleri düşünün. Delegasyon yapısını. Tabii katılım arttıkça bu zayıflar. Ona da kabul ediyorum ben. Şeyde Urumçi'de sordum belediye başkanı. Sen nasıl burada %80'i Çinli, %20'si Türk. Sen nasıl başkan oldun dedim yani. Çoğunluk Çinli. Sen nasıl seçtiler? Dedi benim atıyorlar yani. Seçilme diye bir olay yok. Halk meclisi seçiyor dedi işte o. Dediğim yöntemle seçilenler onları seçiyor. O da seçilmiş oluyor sözüm ona. Yani demokrasi nasıl, nereden baktığına bağlı, algına bağlı. Yani toplumsal gelişmede sağladığımız takdirde bunlar da değişecektir. Yani karamsar olmaya gerek yok. Ha, bu yeni icat edilmiş bir şey de değil. Ama zaman içerisinde sorgulaya mesela ben rahmetli Özal'ın bu şeyini o da koydu sonra geri çekti mesela şey yöntemi vardı tercih. Milletvekili 14. sıradan Samsun'da bizim bir vekilimiz öyle seçilmişti. 14 mi 12 mi ne? Liste yazıyorsun 16 tane diyelim. Sen listede 16. sıradasın. Ama tercihle sen bir numaraya geliyorsun. İcabında o birdeki seçilemeyebiliyor gibi. Yani böyle hareket seçme yeteneği halka şans verildiği zaman boyutların farklı olacak. Bu zamanla gelişecek bir şey. Ama %10 gibi bir kocaman bir baraj ve seçim siyasi partiler seçim yasası varken bu nasıl olabilir efendim? Ya bunlar tabii şimdi onun da mahsulları gördü biliyorsunuz. Yani %10 durup dururken çıkmadı işte. Yönetimler sağlanamıyor, bilmem ne olmuyor derken böyle bir gerekçeyle bu çıktı. Toplumsal gelişmemizi tamamladıkça bence bunlar da kendiliğinden izole olacak diye, sorgulanacak diye düşünüyorum. Yeni anayasa süreci var biliyorsun. Orada halledilebilecek bir mesele ya, olur mu sizce? Yeni anayasa, şimdi yeni anayasa yapılması konusunda herkes yeni anayasa yapılsın diyor. Ama yeni 60 maddede de mutabakat sağlandı sizin partinizde evet, oldu. Doğru. Sağlanamayan temel ilk giriş maddesinde olan Türkiye Devleti diliyle ilgili işte bayrağıyla ilgili tartışılmaması gereken maddeler konusunda partinin duruşu var. Bunun dışında diğer maddelerde bir sorun yok zaten bildiğim kadarıyla. Yani anayasaları değiştirelim. Sorun değil ama bence biz halk olarak bu değişimi nasıl algıladığımız önemli. Bunu eğer çözememişsek, şimdi anayasa mesela İngiltere'de ben şaşırdım. Dediler ki belki doğru belki yanlış ama doğru olduğunu biliyorum. Burada anayasa yokmuş orada. Yok. Ne oluyor? İşte bir şey çıkıyor. İhtiyaca göre kanun çıkarıyorlar filan. Yani biz şimdi bir yere kendimizi bağlıyoruz. O bağladığımız şeye göre şekil çiziyoruz falan filan. Efendim böyle. Toplumun faydasına ilişkin her şey herkesin tabii ki kabul edeceği şeyler olur. Ama bazılarının menfaat sağlaması adına geliştirilmiş çalışmalar toplumda ayrılıklara, aymazlıklara sebebiyet veriyor. İktidarı kendi çıkarları için kullanmaya çalışan kişiler yaratıyorlar. Tabii. Anayasanın değişmesi, şöyle olması, böyle olması halkı birebir ilgilendirdiği kanaatinde değilim ben yani şey olarak. Ha kişisel hak ve özgürlükler noktasında elbette ki halkı ilgilendiriyor. Hani
kişilik hakları, yargılama yöntemleri vesaire. Efendim, anayasa toplumun nasıl yaşayacağını ortaya koyan mutabakat metni ya. Bu o kadar herkesin buna şey ki, tamam demesi gerekiyor yani bir yani anlamda. En azından konsensüs sağlanması lazım. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yine devam edeceğiz. Sizin Samsunlu seçmen sizi dürüst bir belediye başkanı olarak görüyor. Gerçekten de. Seçmen size de güveniyor bu konuda. Acaba bu güven sandıkta nasıl yansıyacak size? Bu ilk deneyiminizde acaba nasıl bir şey ortaya çıkacak? Bunu konuşacağız. Kısa bir ara verelim olur, efendim. Evet. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Samsun Nabzı yaklaşık 50 tane ilden büyük bir ilçenin belediye başkanı, Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı Necatin Demirtaş'la söyleşisine devam edecek. Kısa bir aradan sonra bizden ayrılmayın efendim. Değerli izleyiciler, Samsun Nabzı kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz İlk Adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş. En son seçmenin size nasıl baktığını ve bu bakış açısının, biriktirmiş olduğunuz bu performansın bakış açısının 7 ay sonraki seçimlerde size nasıl dönüşeceğini düşünüyorsunuz? Biraz önce arada bir rakam verdiniz. Tanınırlık ve bilinirlik anlamında bir problemimiz yok. %90'lar seviyesinde. Evet. Bir orandan bahsettiniz. Tabii önceden bizi insanlar tanımıyordu. Şimdi hem hizmetlerimizde hem kişisel olarak kişiliğimizde de tanıyorlar. Yani bilinmeyen biri değiliz yani şu anda. Bizimle ilgili bir kanaatler var doğal olarak. Yani önceden olumlu, yoktu böyle bir kanaat. Tabii olumlu ya da olumsuz. Yani ille de kanaati var. Herkes olumlu bizimle bakacak, ilgili, olumlu bakacak diye bir şey yok. Olumsuz da bakabilirler. Bizim hakkımızda bir kanaatleri var. Halkın bir kanaati var. Bu kanaatler bizim yaptırdığımız hizmet anketlerinde, hizmetlerle ilgili bizimle kişilik şeyinde de pozitif, yani olumlu bir kanaat olduğunu görüyoruz biz. Dolayısıyla bunu değerlendirmeye tabi dururken mutlaka değerlendireceğinde ben dikkat alacağını düşünüyorum yani. Bu arada tabii yayına geçtik. Ben şimdi şeyi bakarken ara verdiğinizi hatırladım. Yeni öğretim yılı başladı biliyorsunuz. Evet. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimizin yeni öğretim yılını başarılar diliyorum. Birlikte kutlayalım. Gaziler Haftası bu hafta. Evet, Gaziler Haftası. Sevgili gazilerimize hürmetler sunalım. Tabii gazilerimiz de bizim için çok önemli. Şehitlerimiz, gazilerimiz. Onlara da geride kalanlar, onlara devamını özellikle gazilerimizin hayatlarının daha kolay bir yaşanabilir hale getirmek için millet olarak üzerimize düşen her şeyi yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bu arada gazi ve bunların yetimleriyle ilgili belediyemizin mini bir uygulaması var. O da belediyeye bu aile yakınlarının, gazi ya da şehit yakınlarımıza %50 indirim yapıyoruz. Bütün tesislerimizden işte düğün salonudur vesairedir ya da sosyal tesisler yer almak isteyenlerde %50 indirim yapıyoruz. Böyle de onlara özel bir belediye hizmetlerinde bir indirimde. O rakamı %50'den %100'e çıkarsanız daha da iyi olur. %100'e de çıkabilir. Meclis kararıyla anlamlı bir karar. Tabii ki yani sonuçta meclis kararıyla ortaya konuluyor. Büyük bir şey. Dolayısıyla yani diyelim bir düğünden 1.000 lira alınıyorsa onlardan 500 lira. Biz şöyle yapıyoruz yalnız. Bizim mecliste ayrıca şöyle bir kararımız var. Özellikle düğün salonları belediye başkanı bu durumu uygun olmayan ya da ihtiyaç sahibi durumunda olan ya da şehit yakınları. Biz bunları kendimiz bu yetkimizi kullanarak burada değerlendirebiliyoruz. Yani öyle bir sorunumuz yok. Eğer, ama çok durumu iyi değilse yani mali yapısında bir zafiyet varsa biz bunu bir şekilde izole etmiş oluyoruz zaten. O ayıbı yaşamamamız lazım. Aklımda yoktu ama sormak istiyorum. Sizin dışınızda yine İlk Adım Belediyesi ile ilgili yapılan özellikle yoksul
insanlarımızın, vatandaşlarımızın durumlarının iyileştirilmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda garip bir şekilde eşinizin de hep ön planda çalışmaların içerisinde olduğunu duyuyoruz. Bunun evet. için tebrik ediyoruz sizi öncelikle. Teşekkür Çünkü vatandaşlara ederim. Birisinin el uzatması bize de el uzatılıyor anlamına geliyor çünkü. Benim eşim fahri bir gayret içerisinde, yani gönüllü evet. öyle diyelim. Ve bu gönüllülük, Kadın Koordinasyon Merkezi diye bir merkezimiz var. Burada, bunu da yeri gelmişken faaliyetlerine kısaca bilgi vermek lazım. Burada ailelerin ikinci el malzemelerini ya da kullanmadıklarını almıştır sıfır ama onu beğenmemiştir, kullanmak istemiyordur. Evet. Bunları, buzdolabı, televizyon, aklınıza gelen eşyası olan her şey. Evet. Hatta biz mesela eski kasa koltuk takımlarını, bizim koltukçumuz var, yüzünü değiştiriyoruz, gıcır gıcır yapıyoruz, onu ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıyoruz. Bunu çok duyduğumuz için, evet. özellikle yoksul semtlerde yaşayan bu, insanlardan çok duyduğumuz için bunu söylemek lazım. Bunları tabii bu şekliyle de onları hani o haliyle kırık dökük vaziyette değil, yenileyerek ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırıyoruz. Bunun öncülüğünü, sevk ve idaresini eşim yapıyor. Yani evlere gidiyor, bakıyorlar ihtiyaç sahiplerinin tespiti konusunda. Olağanüstü bir efor sarf ediyor. Zaten para versem yapmaz yani. Öyle bir de huyu vardır şey olarak. Gerçekten teşekkür ediyoruz biz de kendisine. Böyle bir şey kurgusuyla falan değil. Oy kurgusu ya da bizim yapımızda evet, evet. öyle. İnsanlar hani bunu söylüyorlar zaten. Ben şeylere de çok özen gösteririm. Mesela o ailelerin durumlarını göstermeme noktasında hani mahremiyetlerine dokunulmasın diye. Ama şu da bir gerçek. Belediyenin böyle bir hizmeti yaptığını da halkın bilmesi lazım. Ha bu sizin özellikle sizin aracılığınızda teşekkür ederim istedim. Evet. Bunu da gerçekten olalım. Deneyimlemiş kişilerden bilmeyenler de var çünkü. Diyor ki belediye, hatta beni aradılar. Diyor ki başkanım bizim işte buzdolabımız var. Babam rahmetli oldu. Evi boşaltıyoruz. Bunları verebileceğimiz yer var mı? Mesela biz bunları, bu tip durumda olanları onları alıyoruz. Eğer tamir, tadilat, boya vesaire gerekiyorsa bunları yapıyoruz. Arızalı durumdaysa, aktif olabilecek duruma geçecekse onu tamir edip düzgün bir hale getirir. Yani olduğu şekliyle böyle dökük kırık vaziyette değil, tamamen yenileştirmek kaydı şartıyla. Dediğim gibi mobilyada da bunu yapıyoruz. Bütün yüzlerimizden değiştiriliyor. Bizim mobilya ekibimiz var. O pırıl pırıl yeni şeye kullanılıyor. Yani, şimdi 300 bin nüfuslu bir ilçenin belediye başkanı olarak bu söyledikleriniz az insan şey bile gönderdik. Şey... Bu depremde depremzedelere gönderdik. Bayağı bir şeyler oluyor yani orada. Peki şimdi siz bu böyle çalışmaları hayata geçirirken diğer taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe başkanı sevgili İhsan Kurnaz'ın bir açıklaması oldu. Biz 2009'da bir öz eleştiri verdi. 530 oyla kaybettik. Belediye başkanlığını kesinlikle geri almak istiyoruz. Çalışmalarımızı ona göre planlıyoruz diyorlar. Hatta AK Parti Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir, o biraz daha iddialı konuştu. Silip süpüreceğiz dedi. Her şeyi geri alacağız dedi. Siz ne diyorsunuz şimdi, bu açıklamalar için? Yani bu açıklamalara saygı duyuyorum bir kere. Yani alacağız demesi kadar doğal bir şey yok. Yani ona yadırgamamak lazım. Hı hı. Pehlivan güreşe çıkarken yenileceğine ileri sürerse zaten yenilir. Yenilmiştim Kazanma yani. Şansı olmaz yani. Evet. Ben güreş yaptığım için özellikle onu da belirtmek istiyorum. Mesela eğer karşınızdaki insana gözünüz kesmiyorsa lan bu bizi yener diyorsa tövbe, yenme şansın yok. Siz güçlü de olsanız yenilirsiniz yani. Bu bir öngörüdür. Tabii herkes siyasette kazanma üzerine kurar şeyini. Planlamasını. Buna saygı duyarım. Ben onu yadırgamam ama şöyle laflar da denildiği için efendim işte %65'le, %70'le alacağız. Yani alacağız onu anladık da. Oran telaffuz edince bu benim kanıma dokundu yani açıkçası. Niye dokunuyor? Ya bu milletin oyu senin cebinde garanti demiyor yani. Bu kadar bu millet saf, aptal ya da aklı yetmiyor, siz akıllısınız. Bunlar siz ne derseniz oraya mı oy veriyor? Öyle bir şey yok. Bakın bu ülkede AK Parti 2001 yılında kuruldu. Önceden AK Parti var mıydı? Ne vardı? Anavatan Partisi vardı. Nerede Anavatan Partisi şu anda? Yok. Doğru Yol Partisi? Yok. Ha şunu demek istiyorum. Yani böyle kimse kendini halktan yüksek görmemeli. Kesinlikle. Halkın iradesi yani nasıl geldiğini de unutmamalı. Evet. Bu halk
siz doğru mesaj verirseniz, doğru yerdeyseniz, ben seçim kaybetmek dünyanın sonu falan değil. Seçim de kaybedebilirim elbette ki. Böyle bir, yani illa mutlaka herkes kazanmak üzerine kuracak. Diğer bizimle yarışanlar da kazanmak üzerine kurmuştu şeyi. Ona benim bir itirazım olmaz. Doğrusu da odur ama biz şuna inanıyoruz. Yani ben kendi adına söyleyeyim. Ben bu işi, belediyeciliği birinci dönemde işte anlattığım, çok da detaylı anlattım. Çoğu bunları hiç anlatmaz. Yani hep kendini dev aynasında ya da sunum şekliyle farklı olduğundan fazla şeyler göstererek anlatabilir belki. Ama ben gerçekten samimi bir şekilde, çünkü ben burada doğup büyüdüm. Bu ilk adım benim çocukluk yıllarımın geçtiği yerler. Biz buraya bir zerre kadar bir şey katmış olabilirsek, bir zamanlar işte bir Necatin Demirtaş vardı diye dedirtebiliyorsam ne mutlu bana. Benim belediye başkanlığından da şeyden de hiçbir bakandan, beklentim yok. Hiç hayır. Gözüm hiçbir beklentim yok. Hiçbir merakım da yok bu manada. Yani işte burayı bir kere daha işgal edeyim. Aman 10 kere daha işgal edeyim. Ben burayı kimseye kaptırmayayım. Köşeyi tutayım. Hangi yerden gol yiyeceksem. Böyle hırslarım da yok diyorsunuz. Hayır yok. Biz halisane ve samimiyetle, ha diyeceksiniz ki sen her şeyi yani çok biliyorsun. Senden daha iyisi olmaz mı? Elbette ki olabilir. Niye olmasın? Akıl akıldan üstündür. Dünyanın en akıllı adam ben değilim. Böyle bir iddiam da yok. Olması da yanlış zaten. Yani belki bizden çok daha akıllı insanlar çıkabilir. Daha iyi becerikli insanlar çıkabilir. Bunlara da saygı duyuyorum. Ben kendi adıma bütün enerjimle, bütün şeyimle bize tevdi edilen bu görevi layıkı meşhine yerine getirmeye gayret ettik. Eksiğimiz olmuştur, noksanımız olmuştur. Ben zaten söylüyorum yani. Başkası özel söylemez de yani. Ama ben özel eleştiri de yapıyorum. Evet dedim. Ama ben zaten özel eleştiri konusunda kendim daha acımasızımdır yani dışarıdan. Ha şunu söyleyeyim yani böyle bir mukayese ettiğinde aldığımız noktadan hani demin sözümüzün başında şey gibi başlamıştık işte burası bir ticarethane gibi algılıyorsunuz. Evet yani burada halkın bir parası var. Bu paranın yönetimi var. Aldığımız noktadan getirdiğimiz noktayı eğer iyi bir noktaya getiremiyorsak o zaman bizde bir sıkıntı var demektir yani. Ha getirmişsek, üzerine bir şeyler koyabilmişsek, daha bir berbat hale değil, daha iyi noktaya doğru sevk ettirebiliyorsak bu da o zaman evet edecektir. Hem mutlu eder hem de demek ki iyi yoldayız demektir. Yani biz bu şey içerisinde mesela bize söylendi ki ya işte siz de zaman zaman bir yılda işte bir dönemde 500-600 sokağa gireceksiniz. Bütün sokaklardan geçilmez olur. Ne yapıyorsunuz siz? Diye bize köşe yazarında yazılar yazdılar. Ama biz bunları yaptık. O rakamları da geçtik. Ha demek ki siz çaba gösterirseniz bu şeyler yapılmıyor diye bir şey yok. Biz hizmet noktasında eksiğimiz elbette var. Bu belediyedeki tüm yapıyı siz kurmuş değilsiniz ki. Her şeyi siz dört dört sonra bunlar çalışanlar devletin memurluğu. Bunları istediğiniz gibi istediğiniz yere atma şansınız da yok. Öyle bir yetkiniz de yok yani. Kuşkusuz. Siz mevcut içerisinde tabiri caizse şöyledir yani. Buradan bu malzemeden un, şeker, helva yapıp yiyeceksiniz. Öyle. Öbür türlü şeyden okuyanlar biraz daha işi gazel boyutuna getiriyorlar. Bu manada baktığımızda ben kendimi yani alınan noktadan getirdiğimiz nokta itibariyle değerlendirdiğinde başarılı bir hizmet ürettiğimizi düşünüyorum. Buna halkın yansıması, tabii burada sorun şu, siz yapabilirsiniz ama halk bunu biliyor mu bilmiyor mu meselesi vardır. Bizim bu noktada biraz zaafımız olduğu her yerde bize söyleniyor. Yani efendim diyor ki siz bu kadar işleri yapmışsınız ama halk bunun bu kadar olduğunu, ben şu anda bizde 50 tane mahalle var. Her mahallede mutlaka hizmetimiz var bizim. Olmayanı yok. Azından çoğundan. Şöyle bir şey oluyor işte bir mahallede 50 sokak var 25'ini yapmışsınız. Diğer 25'i yapılmadığı şikayet ediyor. İyi de kardeşim bugüne kadar bu 50 sokağa hiç yapılmamış ya. Bir de böyle bakın. Yani empati kurma bakımından diyorum. Biz hiç olmasa 25'ini yapmışız. Hiç girilmeyen yerler var. Bu anlamda biz gerçekten hizmet üretme noktasında, halkın kaynağını doğru kullanma noktasında olabildiğince başarılı olduğumu ben düşünüyorum. Yani düşünüyorum diye başarılıyım yani bu konuda. Onu herkesle tartışırım. Kim
diyecekse açık oturum diyorsan ona da varım. Her türlü neredeymiş, nereye girmiş, ne getirmiş, ne götürmüş her türlüsüne varım. Biz burada öyle, zaten açık çağrıda bulunalım. Öyle şey yok. Değerli yani, izleyiciler, Necatin Demirtaş'a Facebook ve Twitter üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Kendisine mesajlarınızı iletebiliriz. İlk adım yani beldesindeki CHP'li, AK Partili ilçe başkanlarını, MHP'li ilçe başkanlarını da böyle bir araya getirip ilçe başkanları bizim muhatabımız değil. Şimdi ilçe başkanlarıyla konuşmam. Bizim muhatabımız belediye başkanı adayı ise belediye başkanı, ilçe parti başkanları birbirle konuşsun. Yani belediye başkanını adaysa ya da başkansa onunla konuşurum. Yani o siyasetçi çünkü. Siyasetçi ile biz şu anda belediye başkanıyız. Biz göreve geldiğimizde mazbatayı aldığımda ben Cumhuriyet Meydanı'nı hiç unutmam. Bize oy veren vermeyen herkesin belediye başkanıyım dedim ben. Ve o gün bugündür biz hala bu minval üzerine görevimizi ifade ediyoruz. Yani bu noktadayız. Yani adam, ben sizinle bir araya getirip de program yaptıralım bağında değil de anladım. İlk adımla ilgili sözü olan, kelam olan elbette kim varsa biz onları da yok. Yani bir cevap hakkı soru, gibi doğuyorsa hayır, sorun doğsun yok. Gelebilirler. Ben görüşürüm. Da hayır, konuşurum da. İstiyorum yani. Konuşurum da ama yani bu polemik konusu yapılmaması anlamında söylüyorum. Yani şimdi sizinle rakip olacak adam, aday olacak. Eyvallah. Yani neyi eksik, neyi fazla yapmış bunu tartışırız. Dününü, bugününü, ötekini ama öbür hariçten gazel okuyup ben bu politika işleri böyledir yani. Hani bekara karı boşamak kolay gelir misali. Sağdan evet. Soldan ileri geri vara yuva 3 kişi inanmasa 5 kişi inanır öyle değil. Gerçekler üzerine oturmuş ve somut değerler üzerinde konuşmaktan yanayım ben. Peki yeni dönemde nasıl yürüyeceksiniz? Yeni stratejileriniz nasıl olacak? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Eskiden farklı olarak. Şimdi artık bilinen, %90 tanınırlığı olan, performansı ölçülen, artısı şimdi, eksisi belli olan bir belediye başkanısın. Biz şartlara göre pozisyon alan biri değilim ben. Ben kendi kollarım üzerinde yani rakibim ne yapıyor ona göre ben ne yapayım? Benim böyle bir algım yok. Bizim bir tek hedefimiz var. İlk adımı daha çağdaş, daha yaşanabilir, daha insanların keyif alabileceği bir alan nasıl yaparız? Burada hangi eksiklerimiz var? Şimdi mesela önümüzdeki dönemlerle ilgili bizim en çok kafamızı kurcalayan ve üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi şehrin yeni yerleşim alanlarında biraz şehre hareket sağlamak. İşte kentsel dönüşüm alanlarında Büyükşehir'in ve bizim çalışmamız var. Bunları aktif hale getirmek için çaba göstermek. Evet. Şimdi bunun da yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bizim hastane başında yapmaya çalıştığımız konutlarla ilgili Büyükşehir'den izin almış olmamıza rağmen burada şöyle bir psikolojik sınırımız vardı bizim. Kentsel dönüşüm alanları için mi efendim söylüyorsunuz? Kentsel dönüşüm, hastane başı kentsel dönüşüm. Belki bizi izleyen hastane başındaki hemşerilerimde, mahallelilerimde merak edebilir. Şimdi biz orada dedik ki, toplantılarda dedim, hepsi hatırlayacaktır. Buradan en az %50'sinin rızasını sağlamam gerekiyor. Evet, şu anda, bu ekranda da söylemiştim. Evet, bunu henüz sağlayamadık. %48 de garip ama böyle bir psikolojik sınırda şeyi. Bunu sağlayamadığımız için burada bir şey, yani şöyle bir noktaya gitmek istemiyoruz. Yani işte ya ne olursa olsun vuralım geçelim. Ben şundan yanayım. Bizim halkımızla paylaşarak yaptığımız iş her zaman başarılı olacaktır. Sabır. Bir de efendim rızalık almak evet, önemli bir şeydir. Sabırlı yani. Olup ha, şimdi şöyle bir algı da var mesela. Yaptığınız iş doğru ya. Ya kim ne düşünürse düşünün. Beni ilgilendirmez kardeşim. Benim yaptığım doğrudur. O ne zaman öğrenecek? İşte 5 sene sonra öğrenecek. Öğrensin 5 sene sonra. Ben de böyle bir mantık gütmüyorum. Ben tersini düşünüyorum. Benim yaptığım iş doğru olsa bile insanların bunu doğru olduğuna inandırarak birlikte sevinçle yapalım istiyorum. Evet. Yani bunu bu zor bir yol tabii. Bu kolay bir yol değil. Yani herkesi ikna etmeniz o kadar kolay değil. Türkiye'de epey bir araya geldik, toplantı yaptık, arkadaşlar yaptı, biz yaptık vesaire vesaire. Şimdi biz hem insanlara bir kazanım sağlamak istiyoruz hem de onları ağlayasız diye bağırta çağırta iş yapacağız. Bu bana ters geliyor. Yani bu insanlar orada zaten yaşıyor. Ben de mesela orada büyümeyim. Şu anda 60 yaşına gelmişim, 58 yaşındayım. Yani bir şekilde yaşanıyor yani orada. Yaşanmış öyle ya da böyle. Ha biz bunlara daha iyi yaşanca, daha yaşam kalitesi yüksek, depreme dayanıklı, kaliteli konutlarda oturalım diyoruz. Diyoruz ama adam istemiyor. Yani zorla onu
yapmaya çalışıyoruz. Burada bir mantık çelişkisi var. Ben de diyorum ki ben derdimi anlatayım. İnsanlar bunu istiyorlarsa hep beraber güle oynaya bu işi yapabileceksek yapalım. Aksi halde o zaman bir tarafta birileri ağlıyor, bir tarafta siz iyi şeyler yapıyoruz diye birilerinin üzüntüsüne sebebiyet vermiş olarsın. Evet. Yani ben kendim de çok çocukken ağladığımız için yani onu bildiğim için birebir yaşadık. Ha şimdi yıkılacak, ha şimdi yıkılacak. Öyle günler geçirdiğim için bu psikolojiyi o ne olacak peki efendim? Yani şimdi %48'de %50'yi tamamlayıp şimdi bizim, ondan sonra mı hareket edeceksiniz yoksa biz şu anda bunu, askıya mı aldınız? Tabii seçim sürecine de girildiği için askıya aldık ama bu konudaki çalışmamız devam ediyor. Bütünleşme sağlarsak, halkın ikna edebilirsek yolumuza devam edeceğiz. Edemezsek de dünyanın sonu falan değil yani bizim açımızdan. 7 ay sonra bizim şimdi seçim yaşıyoruz. Evet, bir şey yani, düşünmüyoruz. Yok. Yani biz şimdi o bölgeyle ilgili yeni bir çalışma da şeyde yapıyoruz. Ona belki daha fazla ilgi duyacaklar. Bir alternatif daha koyuyoruz yani. Uzgur bölgesinde 180 dönümlük bir arazi var. Evet. Bu arazide triplex tarzı bina konut üretmeye çalışıyoruz. Şimdi bu daha insan yaşam kalitesi daha olumlu etkileyecek bir şey. Yani burada önde bahçe, arkada bahçe inşallah onun görsellerinde çıkaracağı şeyi işte okulu, camisi vesairesi olan bir mahalleyi, yeni bir mahalle ama triplex tarzı. Şu anda gelişmiş ülkelerde yaşam alanları genelde böyle. Yani çok katlılara falan da sıcak bakılmıyor yani. Bunların maliyetleri de çok katlara göre çok pahalı değil. Yani yerine tabii arazi vesaire dikkate aldığımız zaman. Dolayısıyla böyle alanlarda ben mesela o mahalle... Nerede yapacaksınız efendim? Bir daha tekrar. Uzgur'da. Uzgur'da. Şu anda Büyükşehir Meclisi'ne geçirdik. 180 dönüm arazi üzerinde bir... Tam olarak tarif etmek gerekirse? Ya Uzgur'un şeye bakan bölgesi diyelim. Garajlara bakan bölgesi. Tabii milimetrik tarif edemem. Bizim şeyde planlarda yeni yapılan garajların? Üst tarafı. Üst tarafı, Uzgur'un alt tarafı yani o bölgede. O bölgede 180 dönüm bir araziyi bu yenileme alanı olarak ilan ettik ve orada ufak çaplı kamulaştırmalarımız da oldu şu anda Rıza'ya. O bölgede bunu tamamladığımız takdirde daha güzel olacak diye düşünüyoruz. Yani o zaman belki... Kaç kişilik bir alan, yaşam alanı oluşturacak? Orası şu anda bizim arkadaşların verdiği bilgiye göre yani bizim... Bir mahalleyi orada barındıracak durumdayız yani. 10 bin kişi falan barınabilecek durumda olacak bizim hesabımıza göre. Anladım. Peki bir de Asıl Ekmek projeniz vardı. Sizin İçişleri Bakanlığı'nın ödül verdiği, örnek gösterdiği. Onunla ilgili bir gelişme oldu mu? Şimdi yani gittiniz mi Ankara'ya sunum yaptınız mı? Ankara'ya gitmedik ama şey yaptık. Biz onu projeyi hem CD ortamında hem de dijital ortamda hazırlayıp İçişleri Bakanlığı'na gönderdik. Oradan şey bekliyoruz yani davet ederlerse olayı bir şekilde daha ne yaptığımızı çok ayrıntılı bir şekilde anlattık. Yani nasıl işlediğini, sistemi nasıl işlediğini anlattık. Dolayısıyla eğer böyle bir bize davet gelirse de seve gider anlatırız tabii. Peki çöpler yer altına indi mi? İndiriyoruz çöpler yere indi. Yani indi, çöple ilgili bir farkındalık yarattınız. Bunu biliyoruz. Evet indi ve o da tabii şu anda 100. yıl bulvarı altında daha çok etkiliyiz biz. O zaten o planlamamız öyleydi. Onun ikinci ayağı var. O da Çevre Bakanlığı'ndan şu anda talepte bulunduk. %50 destek bekliyoruz oradan. Yani çünkü bizim şu anda koyduğumuz konteynerin en az 3-4 katı daha konteynere ihtiyacımız var. Araç sayısı da 2-3 tane de benzer taşıyıcı, 3-4 tane de araca ihtiyacımız var. Bunları üst üste koyduğumuzda bayağı ciddi bir maliyet geliyor. Bu maliyetlerin %50'sini bakanlıktan teşvik olarak şu anda bu karar alındı yani. Çevre Bakanlığı yeraltı konteyner sistemini destekliyor. İnşallah oradan destek alırsak da hem bütçemizi sarsmaması bakımından daha faydalı olacak. Bunu tamamlayacağız. Devamında bu gelecek yani şehrin tamamına yeraltı konteynerine inşallah yerleştirmiş olacağız. Zaten planlamada da şu anda zorunlu hale getirdik. Daha önce belki bahsettim. Bu kabul gördü. Kabul gördüğünü düşünüyoruz. Yani şu anda bununla ilgili halkın çoğu da seyrediyor. Gece alıyor şimdi bizi görmüyorlar. Akşamlar alıyor arkadaşlarımız bunu.
Bayağı da seyirci falan oluyor. Önceden biraz şaşırma yanına sağına sonuna koyuyorlardı. Zamanla inşallah koyma işlemini yani içine atmıyor da yanına koyuyor, kenarına koyuyor vesaire bir şeyler yapıyorlardı. Şimdi heykelin tabi Samsun'un kalbi. Burada yapılıyor bir çalışma mı? Acaba Canik'te ya da Atakum bölgesinde de hayata geçecek mi efendim bunlar? Yani Canik'le ilgili böyle bir çalışma yapıldığını duydum. Yani onlar da bir hazırlık yapıyorlar. Yapmaları lazım bence de. Çünkü diğer belediye başkanları da sizin arkadaşınız. Onlarla elbette, da konuşuyorsunuzdur yani. Şimdi bakın aktarma istasyonunu biz kurduk. Bizden sonra Canik'te. Mesela Canik şu anda bizim şeye o da döndü. O şirketler üzerindeydi. Kendisi yapıyor. Yani tabii iyi şeyleri kim de olursa almak lazım bence de. Tabii ki yani Canik olsun, Atakum olsun bence Atakum daha düzenli bir yapısı var. Hani sonradan şehir olduğu için. Burada bu konteyner sistemini yerleştirmek daha kolay. Biz 2 sene yerleştirme konusunda etüt aletlerle yaptınız. Etüt yapıldı. Yani. Çok zorlandık yani açıkçası. Şimdi ne güzel hazır bir tecrübe var. Evet, bundan insanların yani, faydalanması elbette. Lazım. Şimdi burada görüyorlar. Yani bence bizim birikimlerimizden istifade edebilirler. Bizim için bir sorun değil. Şehrin artı değer yaratma bakımından da faydalı. Hem maliyetler açısından da uygun. Yani ilk etapta yüksek gibi gözüküyor ama tüm maliyeti dikkate aldığınızda daha ekonomik. Bunu siz kendiniz yapabileceğiniz gibi üçüncü şahıslara da aynı yöntemlerle mesela Canik'te, Tekkeköy'de, Atakum'da aynı sistemi onlar üzerinden de sürdürebilirler. Yani illa belediyenin ait olması gerekmiyor. Konteynerler belediyeye ait olup sistemi hatta konteyner bile adam üstlenebilir yani. Bize çünkü öyle teklifler geldi. Biz sıcak bakmadık ilk etapta. Hani kendimiz yapalım bir işe sahip çıkalım düşüncesi hakimdi bizde. Yani adam yapacak. Yarın da aramız açıldığı zaman konteyneri de söküp götürmeye kalkarsa belki nasıl bir durum yaşanacak diye biraz tereddüt ettim ben. Ya da onun için bir gözlemleyelim. Onun için önce istedim. Kendimiz bir yapalım nasıl gidiyor. Aksama olur mu? Bir de onlar var yani. İhale ettiniz. Belli bir sürecde karşı tarafla devam ettirmeniz lazım. Olumsuz bir sorun çıktığında neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Biz tecrübemizi hem yaşayarak öğrenmiş olduk şu anda. Yani bir sorun yok şükürler olsun. Yani şu ana kadar bize intikal eden. Peki şey konusundaki hassasiyet devam ediyor galiba. Çöpünüz altında olacak. Evet, İnsanların evde çöp paylaşımı konusunda bir bilinç yaratılması gerekiyor. Olabildiğince eskiden aşağı yukarı bizim şu anda 3. senemizi tamamladık onda. Onda bir aksama yok. Halkın ilgisi de iyi yani. Hala kesilmiş değil. Gayet güzel. Bu ayrıştırma da devam ediyor. O da iyi bir geri kazanım anlamında olumlu bir şey. Şimdi bunlara ilaveten işte şeylerde sorunumuz vardı. Onları yeni hallettik. Bu Sambis'te bu evet, evet, kollarda, evet, bisikletler konusunda. Şimdi bisikletlerde sorun yok da bisikletlerin şeye otomatik kilit yapıldığı sistem alüminyum alaşımdan oluşmuştu. Çoluk çocuk büyük küçük her neyse bunu şey yapıyor. Söküyor, patlatıyor vesaire. Dolayısıyla şimdi onu çelik yaptık. Ondan da kurtardık paçayı. Yeni bazen duyuyoruz bisikletleri alıp Bafra'ya gidenler, Bafra'dan geri getirmeyenler falan. O tarz şeyler de oluyor ama onlar bu işin bir parçası. Yani onlardan kaçınamayız. Yani biz bisikletlerin başına bir nöbetçi dikecek halimiz yok. Yani bu doğru da değil. Bizim şu anda 150 tane bisikletimiz var. Her bisikletin adını başına bir tane adam dikersen 150 tane. Bunun maliyeti ne, işi ne, böyle bir şey olmaz. Bizim bakış açımız şu. Bisikletler GPS'li, uydudan takip ediliyor. Kartla okuyucuyla alınıyor. Yani sizin kredi kartınızda onu çözebiliyorsunuz. İşte çocuklar kullanmasın, kart sahibi olmayanlar kullanmasın diye diğer şeyler kapalı. Belki o kırma dökme onlardan da kaynaklanıyor olabilir ama biz çocukları koruma adına böyle bir şey yaptık. Ne kadar da güzel bir uygulama değil mi efendim aslında? Şimdi bu hafta sonuna kadar bunların hepsi bugüne kadar düzenli koyamadık. Niye? İşte söküyorlar, patlatıyorlar, tekeri patlıyor. Bu işte böyle bayağı sıkıntılar oluyor. Ama biz de yaşayarak öğreniyoruz yani. Böyle siz şey ısrarla ama bu çok güzel bir böyle modern bir şehirde, modern bir evet, yani bu şu anda sahilde gezenler olan
Bunları şimdi şeylerini göremiyorlardı inşallah bu haftadan sonra. Çünkü devamlı arız oluyor, alıyorlar, veriyorlar. Bundan sonra arkadaşlarımız dediler ki efendim biz tamam artık sona geldik. Çelik şeyleri de taktığımızda bunlar isteseleri de sökemeyecekler. Dolayısıyla rahat, bundan sonra bir rahat rahat orada sistem işleyecek. Tabii Bafra'ya götürebilirler, gene böyle şeyler yaşanabilir. Trafik eğitim parkımız var mesela. O da yeni. Ondan bahsedecektim. Şimdi ilk adımda o çok önemli bir şey. Bunu atlamamak gerekiyor. Diğer belediyelerinde bunu hatta içselleştirmişler. Şu anda bayağı 65 bin civarında öğrenciniz var. Evet. İlk adımda bunun da yaşıyor. Popülaritesi yüksek. Yani bizim diğer ilçelerden de buna ilgi duyanlar var. Okullar sıraya giriyor. Bir planlama program dahilinde. Burada hem çocuklarımız trafik bilinci vermiş olur. Onu daha önce konuşmuştuk ama bir daha anlatırsanız seviniriz efendim. Şimdi elbette. Burada neye hedeflemiştiniz? Şimdi, nasıl bir yer burası? Arkadaşlarımız da aynı zamanda görüntülerini de getirirler zaten. Şimdi burası... Trafik eğitim parkı. Parkı. Yani, minik yüreklere trafik bilinci. Sloganı aynen öyle. Çıkmıştım. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde trafik kazalarından... Evet, bu yer birebir aynısı yani. Şu anda ekranda gördüğümüz şey birebir aynısını yaptık. Öyle köprüler var değil mi hepsi efendim? Hepsi var, hepsi. Orada ne görüyorsanız onlar zaten resim değil, mevcut şey yani. Uygulama alanı. Veliler çocuklarını buraya getiriyorlar. Evet. Çocuklar buraya geliyor. Burada akül araçlar var. Bak burada küçük küçük gözüküyor. Onlar çocuklara göre araçlar. Bu araçlardan önce şu idare binasında teorik bilgi öğreniyorlar. İşte bir sınıf var orada. Sınıfta kırmızı ışık, yeşil ışık, işte üst geçit, alt geçit vesaire hepsi veriliyor. Efendim bunu Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte onlarla paylaşıyoruz tabii. Onlarla dayanışma içerisindeyiz. Hem trafikle hem Milli Eğitimle dayanışma içerisindeyiz. Burada ödüllendirme yöntemi uyguluyor yani şeyler. Teorik bilgilerde alıyor cevap önce. Verenler bu sefer hadi bakalım arabaya diyorlar. Arabada orada gidiyor işte gösteriyorlar. Bak, aynı anda kaç tane öğrenci bundan faydalanabilir? 15'e yakın araç var bildiğim kadarıyla. Aynı anda evet. Değerlendirilebilir. Bu sayı işte burada gözüküyor şu gördüğümüz şeyler arabalar. Bu şekliyle bak park yeri var orada küçük evet, arabalar. Evet, park yeri. Kaç tane görevli var efendim ve sizin görevlileriniz bizim, mi bunlar? Bizim buradaki görevlilerimiz çok fazla değil. Bir oranın idari sorumlusu var. Bir temizlik işleriyle sorumlu var. Hocası geliyor. Hocayla hocanın rezaretinde. Hoca trafikten mi geliyor? Trafikten geliyor. Milli Eğitim'den öğrenciler geliyor. Onlar da hocalarıyla geliyor tabii. Küçük çocuklar olduğu için. Yani ama onlar daha kaç çok... Kaç kişi ziyaret ediyor efendim her gün? Vallahi... Yani bana kalsa şimdi böyle söyleyince her okulun sınıflarının şimdi öğretmenleriyle gelmesi lazım. Bana şunu söylediler. Ben tabii çok yakın takip edemiyorum. Çok ciddi talep var. Okulları sıraya koyduk. İşte sırayla düzenli bir şekilde götürmeye çalıştık. Bir hafta sonları şeye halka daha ağırlıklı şey. Diğer zaman diliminde de tabii yazın komple oluyordu bu da okullar tatil olduğu için. Şimdi okul zamanında belli bir program okul Milli Eğitimlerle Milli Eğitim Müdürümüzle de görüşmüştük. Biz okullarla anlaşma yapıyorlar. Bunu bu şekliyle uygulamaya koyuyoruz. Yani bu o kadar önemli bir şey ki trafik bilincinin dünya sıralamasında en üst sıralardayız biliyorsunuz. Evet kaza kaybettiğimiz konusunda. İnsanlarımız çok fazla. Çocuklarımıza bu yaşlarda bunu öğretirsek ne kadar faydalı bir şey yapmış olacağız? Yani biz de onu dikkate alarak zaten böyle bir proje hayata geçirdik. Hem park hem orada şey de var belki dikkatin için büyüklere yönelik şeyler de var. Fitness aletleri falan da var yani. Ailesi geldi. Çocuk orada dolaşırken o da orada spor aletleriyle fitness aletleriyle de çalışma yapabilir. Yani hepsi düşünüldü. Öyle diyebiliriz. Çok güzel de oldu bence. Halkımız güle güle kullansın. Hı. Ne diyelim? Peki yine böyle hep orijinal tabii çöpünüz altında olacak gibi trafik eğitim buna benzer yani bir kutunun içinde mi tutuyorsunuz bunları yeni dönemde başkan olursanız hayata geçirmek için ya da şimdiden bizimle paylaşmak istediğiniz böyle orijinal çalışmalarınız var mı? Şimdi bunları siyasi rakipleriniz alırlar mı sizden bunları böyle bir endişe yaşar mısınız bilmiyorum ama. Ben öyle bir düşünce içerisinde değilim de bizim bakış açımız şöyle kendi imkanlarımız dahilinde neyi yaparız nerede ne ihtiyaç olur. Şu anda ben kafayı şeye taktım mesela, mahallelerde spor alanları oluşturmaya çalışıyorum. Başladık yani çünkü çocuklarımız kötü alışkanlıklardan öteleyebilmemiz için bunların her mahallede yapılması gerekir. Bilgi evleriyle spor alanları bu
İkisi de çok önemli. Hı hı. Yani var ama yeterli değil. Yani gittikçe bunları bütün mahallelerde işlevsel hale getirmek istiyoruz. Bu küçük gibi gözükebilir. Maliyetler açısından şey olabilir ama çocuklarımızı sahada tutabilir. Bizim futbol takımımızda yani spor kulübümüzde var ama bu kulüp de yeterli olmayabilir. Mahallelerde bizatihi işte lokal o bölgede çocuklarımızın kötü alışkanlıktan uzak tutmak için şu anda epey bir sıra var. İşte Kalkancı'da yapma hazırlığı içerisindeyiz. Şeyde Kara Samsun'da sipariş ettik. Yani ihale ettik oraya. Neler yapacaksınız? Yani orada yani spor komplekslerinin içerisinde şey mesela şu anda önümüzdeki dönemde inşallah iki yarı olimpik havuz düşünüyoruz. Çünkü bu da çok ciddi bir ihtiyaçmış. Yani çocuklar sıradaymış. Eski stadın olduğu eski stadın yerden bahsediyor. Dolayısıyla bu da bir biz şimdi bunları sorgulayarak daha çok çocuklarımızı geleceğimizi kurtarma adına bunlara ağırlık vermemiz gerektiğini gördük. Bunlar üzerinde bir yoğunlaşacağız. İşte birkaç tane de böyle mesela büyük proje diye gördüğüm iki tane önemli projemiz var. Biz Türk Dünyası Parkı düşünüyoruz. Türk Dünyası Parkı ilk etapta bir çağrışım yapmayabilir ama şöyle bir düşüncemiz var. Bunu biraz maliyetleri yüksek olduğu için çok da dillendirmek istemiyorum. Türklerin Ergonokon'dan çıkışından tutun. İşte Anadolu'ya girişi, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, onları giysileriyle beraber, mesela düğün salonu şöyle gözünüze canlandırın, Osmanlı kıyafetleriyle düğün yapacak insanlar. Yani nostalji yaşayacaklar bir taraftan. Bu birçok yerde deneniyor, Türkiye'de de var, bir iki yerde ben de etkilendim. Yani farklı bir ortamda, farklı bir sunumda bulunuyorsunuz. Mesela Çin'de var, Çin'de bunu şeyle yapmışlar, böyle canlı değil de, figür etmişler işte. Kurulduğundan bugüne şeyi getirmişler. Ben de kurulduğundan bugüne canlı olsun diyorum. Yani mesela o zaman ne giyiyorlarmış? Orada hizmet edenlere o giyen pozisyonda. Efendim daha sonraki dönem Selçuklu kıyafeti, daha sonra Osmanlı kıyafeti, daha sonra Cumhuriyet dönemi gibi böyle tarihi hani tarihe yolculuk da diyebilirsiniz bunun adına. Böyle bir hazırlık düşüncesi var. Bunu hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu bir, kapsamlı bir proje. Bir alan yerimizde belli şu anda. Onu da şey yaptık da. Bu hem sadece Samsun'a değil tahmin ediyorum bölgeye ve belki de Türkiye'ye hitap edecek. Yani insanlar buraya sırf bu öyle bir nostalji yaşamak için de gelmek isteyebilirler. Yani bu bir şeydir. Yani zevk meselesidir. Yani ilgilenme meselesi. Bir başka şeyimiz de bunun yanında bu bizim Türk dünyası ile ilgili düşündüğümüz. Bir de eğer burada kamuoyu oluşturabilirsek onu da çok önemsiyorum. Bizim Çatalarmurt'un arkasında İstanbul'da tatilde var ama çok yeterli değil. Paris'te var Disneyland mesela. Disneyland'ın Türkiye'ye öyle düşünün gözünüzde. Evet. Bilmiyorum Disneyland deyince aklınıza ne çağrışım yapıyor? Hayır, evet ben biliyorum Disneyland'ın ve, İstanbul'da da çok büyük bir proje yapıldı. Türkiye gerçekten. Artı Müslüman ülkeler artı şeyi Rusya'nın da içinde bulunduğu bütün coğrafyayı buraya taşıyabilecek bir sistem. Sırf bunun için Paris'e gidip gezen insanlar var. Ben gözümle de gördüğüm şey. Amerika'da benzer şeyler var. Yani burada böyle bir çalışma yapılıp orada şu anda bizim o bölgede biz şey çalışması yaptık işte. Kazı çalışması, zemin etüdü çalışması. Bu bölgede böyle bir rekreasyon alanı oluşturursak burada böyle bir cazibe merkezi yani şehri taşıyıcı bir eğlence merkezi şeklinde büyük bir kompleks. Yani. Evet. Sokabilirsek tabii burada şimdi Samsun'da sağlık turizmi epey bir ivme kazandı. Böyle bir eğlence turizminde bir ivme kazanırsa bunlar bileşkesinde Samsun kazanacak tabii. Hedeflediğimiz de o. Evet. Niye olmasın diyorum yani. Tabii bu belediye imkanları olacak bir iş değil yalnız bu söylediğim. İkinci şey bu özel sektörün bizim destek verebiliriz sadece ama özel sektörün esas bu işi üstlenmesi gerek. Yani ticari maksatlı olması lazım çünkü. Anladım. Tabii büyük bütçeli bir proje evet, olduğu için. Evet. Peki Necatettin Demirtaş geriye dönüp baktığı zaman ya şuralarda da istediğim seviyeye getiremedim şu işleri deyip ya, böyle. Ya mutlaka var mı?
Yani geriye baktığımızda tabi biz genelde bir bütün olarak bakıyoruz hadiseye. Eksiğimiz girdiğimiz anlama noktasında var. Mesela daha çok imar mevzuatı bizim çok yabancı olduğumuz şeyler. Benim bir özellikle. Otopark meseleniz vardı. Çözüldü mü efendim o? Yok, o mahkemeliyiz. Hala mahkemelik misiniz efendim? Henüz çözemedik. İmar mevzuatı benim yabancı olduğum bir konu. Buradan dolayı bir takım sıkıntılar yaşadık. Yaşayarak öğreniyoruz. Bazı şeyler de böyle yaşanarak öğreniliyor. Bilmediğimiz, tabii belediyecilik öyle önceden bilinen bir şey de değil. Yani yaşayarak öğrenmek zorunda olduğumuz bir şey haline geldi. Bu bizden sonrakiler için de geçerli. Yani ben biliyordum diyen yapanlar için bir itirazım yok ama yani ilk defa yapacak olan ben biliyordum zaten bu belediye ne var falan filan diyorlarsa biraz abartılı bir şey. Yaşayarak öğreniyorsunuz. Mevzuat farklı, işleyiş farklı, birçok şey. Yani tam kamu düzeniyle eşleşecek birebir aynı değil yani. Peki gününüz nasıl geçiyor efendim? Yani diğer belediye başkanı arkadaşlarımızla da konuştuğumuz zaman işte zaman zaman halk günleri yapıyorlar. Şimdi günümüz nasıl geçiyor? Günümüz gün yetmiyor ki bize. Neden yetmiyor? Nasıl yani, mesela başlıyor bir gün nasıl yani geçiyor? Şimdi her günün sizin bir koşturmayla geçiyor yani. Hep planlı, programlı, belli zaman aralıklarıyla planlamaya. Mesela halk günlerini ilk bir sene hatta ikinci senede yaptım. Şöyle bir manzaraya karşılaştık. Aynı kişiler, aynı şahıslar her gün orada. Yani müdavimlerimiz var. Adam müşterisi belediyenin. Yani o şekliyle artık tanıyorsunuz yani simasını, her şeyini filan. Şimdi ben halk günden anladığım şu. İnsanlarla paylaşmak. Bu güzel bir şey ama suistimal ediliyor yani. Adam aynı adam işte sizin yapamayacağınız bir şeyi söylüyor size durmadan geriye her gün. Halk günü bunda fırsat biliyor. Her gün bir saat. Benim şöyle bir yapım var yani belki birçok insanda da vardır bu da. Eğer moraliniz bozuksa ben o gün pert oluyorum. Yani devre dışı kalıyorum. Ya adam geliyor senin moralini bozuyor. Laftan anlamıyor. Söylediğinden de anlamıyor. Söylüyor anlamıyor. Bir şey de diyemiyorsunuz. Her gün karşında duruyor. Sonunda onların yüzünden iptal etmek zorunda. Yoksa ben halk günü bilmem ne benim en çok sevdiğim şey. Ama adam her gün ekşiyor kafana. Laftan anlamaz, sözden anlamaz. Döner döner bir daha döner. Ya bu sefer ben de insanım etten kemikteniz yani. Yani sonuçta adam laftan anlamıyor ne yapacak? Söylüyor söylüyor yok. Her gün aynı hikayeyi bir daha yaşamak. Yani şuna yapmaya çalış. Ya bıktırayım adamı. Ağlamasız ama bu nostalji şeyleri de var yani işin içinde. Ajitasyonlar da var. Çünkü ben kendim nasılsam karşımdakini öyle göreyim. Onları da zaman içerisinde öğrenir hale geldik. Şimdi doğruyla yanlışı bazen ayırt edemiyorsunuz. Yani kim esnaftan ağlıyor, kim numaradan ağlıyor bunları da ayırt edemiyorsunuz. Böyle zorluklarınız da oluyor. Ve bunalıma giriyorsunuz bu sefer. Yani çözümsüzlük bakıyor. Oluşunca. Evet. Ve bu sizin performansınızı da etkiliyor. Yani o günkü yaşam kalitenizi, o gün mesela eğer böyle moraliniz bozuksa devre dışı kalıyorsunuz. Yani konsantre olamıyorsunuz. Başka işte. Projeler üzerinde, evet. Başka çalışmalar. Evet. İnsanların böyle bir, benim yapımda var yani. Bu benim elimde değil ki. Yani etkileniyorum yani. Etkilenmem mümkün değil. Biz etkilenme belki geçmişte bizim yaşadığımız olumsuz hayat şartları bizi belki etkiliyor ama sonuçta etkileniyorsun yani. Öyle ya da böyle. Her neyse. Bu zamanda sizin performansınızı tamamen devre dışı bırakıyor. Ben iki sene sonra baktım ki olacak gibi değil. Yani git gel aynı adamlar, git gel aynı adamlar, git gel aynı adamlar. Tamam bu iş bitti. Dedim, tamam. Tabii burada yani şu biz görüşmeyiz. Bu şu anlamda değil yani. Yani onu da yoksa hep sokaklarda olan bir belediye başkanı olduğunu hem sokaklarda hem de benimle mesela benim telefonum çok açık. Adam diyor ki yüz yüze görüşelim. İyi de kardeşim bir derdin varsa biz gizli bir iş yapmıyoruz yani. Belediyenin gizli işi de olmaz. Derdini telefonda bana anlatacaksın. Nedir mesela de. Beni dinliyorum yok özel görüşmem lazım. Yani ben anlıyorum o zaman. Yani özel dediği yani işte sizi orada acite edip bunaltacak. Yani duygu sömürüsü yapacak işler oluyor çoğu zaman. Böyle olunca da siz rahatsız oluyor. Tabii gizli özel derken mahremli olan şeyleri de olabilir. Ona bir şey demiyorum ama bu genelde bu maksatlı olmuyor. Öyle deniyor. 100 tane de bir tane o dediğimiz doğrultuda çıkıyor. 90 tanesi hep acite ettiği şey olarak karşımıza çıkıyor maalesef. Maalesef diyorum.
Ha bu toplum bizim toplumumuz tabii. Biz bu toplumdan ayrı düşünmemiz mümkün değil ama şimdi burada çözüm üretme, siz orada 3 kişiyle meşgul oluyorsunuz ama 300 bin kişi var sizden. Hem hizmet bekleyen hem çözüm üretip daha kaliteli hizmet. Üstelik de yüzlerce konuda. Dolayısıyla burada insanların birbirine saygı göstermesi gerek. Yani böyle bir algıyı oturtmamız gerek. Yani bu zaman kıymetlidir. Ben zaten şöyle bir şey yapım da yok benim. Yani ben işte efendim bugün git yarın gel. Yarın bakarız nasıl olur. Ben eğer olmayacak bir şeyse diyorum zaten. Yani ister kızsın, ister darılsın, ne yaparsa yapsın ben diyorum. Çok tehlikeli zaten. Bakarız hallederiz. Yarın benim öyle bir tarzım çok yok. Çok kötü bir şey zaten. Ama buna rağmen hani o şey döneminde bahsediyorum işte adam bunu bezdiririm diye işte her gün geleyim buraya önünde ekşiyim bu bir benden kurtulmak için bir çare arasın. Yani böyle bir noktaya getiriliyor iş. Bu da hoş bir şey değil yani. Evet, evet. Yani milletin hakkını gasp etmiş oluyor yani. Diğer insanlara hizmet yapacaksınız. O gününüzü siz çözüm üretmek. Tabii yine de bütün bunlara rağmen seveceksin. Çünkü bu ataerkil yapıyı barındıran bir toplum yapısı, düzeni var Türkiye'de. Her ne kadar bilgi çağında yaşıyor olsak da dermanını yöneticiden arıyor, belediye başkanından iş arıyor. Yani, ya arıyor da tabii ki yani bizim de yönetici olarak yine onlara merhamet bak, yani. Hayır bizim şu anda bakın bunu zaten yapıyoruz biz. Orada bir sorun yok. Ben orayı arıyorum, burayı arıyorum, dışarıda, içeride. Bunları da not alıyoruz, geri dönüşler yapıyoruz. Hiçbir sorun yok bu manada. Bize not verildiği zaman onu kulak ardı edip bir kenara atmam ben kesinlikle. Yani bir dert var ama bazı insanlar var ki suistimal sizin bu iyi niyetinizle suistimal ederek ajite ediyor. Onu anlatmaya çalışıyorum evet. Yani. Böyle onları gördüğünüz zaman da bu sefer iyice moraliniz bozuluyor yani. Performansınız düşüyor. Evet. Yani öyle bir durum yaşıyorsunuz. Peki şimdi bir bütün şehir yasası hayatımızın içerisine girecek. Bununla ilgili de konuşmak istiyorum. Bu yeni fırsatlar getirecek midir acaba? Ya bir bütün şehir bu çok tartışılır bir tartışılıyor ama ben şöyle bakıyorum bütün şehir meselesine. Şimdi bizim kendi durumumuzdan dikkate alarak ki bütün şehir yasasından ilk adım belediyesi belki diğer Türkiye'deki belediyelerden en az etkileneni. Evet. En az. Evet. Tırnak içinde söylüyorum. Çünkü bize 10 tane köy dahil oluyor. O köy dediğimiz yerlerde zaten bizim etki alanımız içerisinde olan yerler bizi çok aşırı derecede etkilemiyor. Yani nüfus bakımından da etkilemiyor. Çok yüzde olarak büyük bir rakam olmadığı için. Dolayısıyla ama şöyle bir gerçek var. Yani küçük alanlarda hizmet etmek, hizmetin bedeli var. Bunu halkın iyi anlaması gerek. Yani işte büyük şehir oldu. Tamam oldum. Dün olmadığın zaman neydi, bugün olunca ne oldu? Yani ne aktarıldı, ne hizmet buraya gelecek, bunu sorgulanması lazım. Bu diyebiliriz ki plan bütünlüğü açısından bir tamam plan bütünlüğü zaten yapılıyor şu anda. Bu olmadan da 50 binlik, 25 binlik, 5 binlik, binlik planlar bu çevre düzeni planı dedikleri bakanlık nezdinde de yapılıyor. Yani bunlar birbirine uyumlu olmak zorunda zaten. Bu yasa olsa da var, olmasa da var. Yani şöyle düşünün. İlk adım ilçesi ilçeden çıkan caddeler nereyle birleşeceği birbiriyle uyumlu olmak zorunda. Ha şu anda belki yeni bir şey söyleyeyim. Bu bizim garajlara inen yolun devamında Derecik'ten Medical Park'ın olduğu alana inen şey yaptı Büyükşehir şimdi, bulvar yolu yaptı. Evet, çevre bunlar birbirini tamamla, zaten onlar şeyin içerisinde yani, ha yol yoktu ama plan da vardı. Ne oldu? Yapıldığı zaman birleşti. Çevre düzeni planında da birçok ana arterler var zaten. Yani nereden ne, ayrıntı yok belki ama ana arterler var. Dolayısıyla işte daha şehir planlanacak, şöyle bunlar çok şey değil. Yani böyle zorlukları daha fazla bana göre. Şimdi Vezir Köprü'de, Havza'da, bilmem nerede, köyde bina yapacak, efendim yol yapacak. Köylerin ana arterleri büyük şehre ait yasa gereği. Bunların hangi birine büyük şehir yetişecek de kaynak ayrılacak da yapacak.
İstasyonlar kuracağız diyorlar. Oralarda Yusuf Bey'le geçenlerde program yaptık. Şimdi istasyonlar anladım da. Şimdi bakın ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Mevcut Vezir Köprü'de zaten yol işleri vardı. İstasyon kuracağız dedi o Yusuf Bey. Vardı. Eskiden o Vezir Köprü sadece kendi yol kanalizasyonunu yapıyordu. Bunun üzerine 90 tane daha köy eklendi. Tamam. Aynı ekip ikiye katlayacak hizmet alanı oluştu. Neyle olacak? Araç gereç getireceksiniz. Kaynak aktaracaksınız. Nerede kaynak? Artmış mı kaynak? Kaynak artacak galiba. Ha şimdi bakın. Bunlar sonuçta dönüp dolanıp paraya dayanıyor. Para olmadan, ha para olursa hizmet artar tabii. Ben mesela gönül isterdi ki bu yasa çıkarken, çıkarılırken şöyle bir metodoloji geliştirilseydi. Mesela Avrupa'da falan var. Vergileri biz toplasaydık şeyden, mahalden. Evet. Biz merkezi hükümete pay verseydik, tersi. Ters ya olsun. O zaman ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani siz ne kadar hizmet geliştiriyorsanız o kadar. Bunun şöyle bir faydası var aynı zamanda. İş adamlarının işinin önünü açma noktasında yerel yöneticilerin daha etkin rol oynama ihtiyacı da var. Oluşuyor evet. Sonra yasal yetkide verilmesi lazım. Ben söyleyeyim şimdi. Böyle ezbere konuşuyoruz. İşte şunu getireceğim. Nereden getiriyorsun? Senin öyle bir yetki yok ki. İşte bir tane sanayi kuruluşu diyelim ki şey yapmak istiyor. Yatırım yapmak istiyor. Sen araç tahsis edip buna verme yetkisi yok ki belediyenin. Belediye sadece kendi hizmetlerinde kamulaştırma yapabilir. Otomobil fabrikası getirmek için belediye kamulaştırma yapamaz. Böyle bir yetkimiz yok. Ha diyeceksin ki olmalı. Evet olmalı. O zaman belediyenin bir anlamı olmalı. Getirmeli ve oraya bir sanayi getirebilecek durumda olmalı. Biz bunları yetiyor. Adam diyor ki ben getir. Neyi getiriyorsun sen kardeşim ya? Nasıl getiriyorsun yani? Öyle bir şey yok ki. Öyle bir yetkin yok ki. O amaçlı hulle yöntemleriyle işte belediye hizmet alanı diye alacaksınız. Daha sonra da onun yer sahipleri dava açtığı zaman yeri elinizden alıyorlar. Ve siz o işi oraya getirememiş oluyorsunuz. Yani şehri kalkındıracaksanız yerel yönetici olarak bunların bütün şeyleri bizim belediye sağlanması lazım ki sorumluluğuyla yapılabilsin. Şimdi ondan, biz ne yapabiliyoruz şu anda? Biz sadece iyi niyetimizi işte o işin ön ayak olma konusunda siyasi platformda şurada burada onlara psikolojik destek sağlıyoruz. Evet, yaptığımız iş bu. Ha, bu kötü bir şey değil tabi ama bu bizatihi işi yapacak muktedir olma noktasında bir muktedirliğiniz yok. Onu demek istiyorum. Yani bir adama gel kardeşim buraya sen abi tesisi kur ben sana yeri tahsis edeceğim deme yetkimiz de yok böyle bir görevimiz de yok bizim. Yani bu manada. Yasal olarak böyle bir şey yapma şansımız yok yani. Sadece işte tavsiyeleri de adam bilecek buradan yer toplayacak. Planlamada sen ona destek verebilirsin. İşte üniversite kuracak misal. Burayı eğitim alanı ilan edebilirsin. Ama bunlar kötü bir şey değil ama kim istemez şimdi 20 bin öğrencilik olacak yere üniversite kurulmasına hangi belediye başkanı benim bölgemde kurulmasın kardeşim diyebilir. Dememeli yani. Aklı senin bir belediye başkanı bunu dememesi evet. Lazım. Şehirine giriş sağladığı için. Ama böyle bir sıkıntısı var yani. Ben belki zaman içerisinde uzun vadede kaynakları, imkanları arttığı zaman anlam ifade edebilir ama bugün şartlarında çok bir şey değişeceğini, hatta hizmet kalitesi bakımından da değişmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bakıyorum ben. Şimdi köyler, benim kendimden hep örnek veririm bunu anlattığım zaman. Bizde Afulu 250 seçmenli bir yer. Afulu Mahallesi. Feziz Çakmak Mahallesi 15 bin seçmenli bir yer. 15 bin üzerinde seçme sayısı. Şimdi Feyiz Çakmak Mahallesi'ne siyasi adam, başkan bir hizmet yapsa, oranın %50'sini mutlu etse 7500 oy alacak. Avulunun tamamını yapsa hepsi 250 oy alacak. Şimdi küçük yerler oy şeyi olarak nüfus yoğunluğu az olan yerler. Şimdi adam bir daha seçilmek istiyorsa oraya mı yatırım var yoksa öbürüne mi yapar? Bunu bir partiye koyması gerekiyor herkesin değil mi? Zaten küçük belediyeler
kırsal kesimler bu manada hep birlikte göreceğiz. Biz olalım olmayalım. Burada Büyükşehir'in önünde sıraya girecekler. Böyle bir sıkıntı ya. Eskiden Ankara'da giriyordu. Şimdi burada girecekler işte hizmet almak için. Yol yaptırmak için. Kanalizasyon yaptırmak için. Başka çaresi yok. Buradan kaynağı kendine doğru akıtmak için çaba gösterecek. Özel eskiden ne yapılıyordu? Bakanlıklara gidip oralarda yatıyorduk işte. Bir şey alabilir miyiz diye. Şimdi burada yatılacak. Birçok bir farkı yok bana göre. Biraz mesafe kısalacak. O kadar yani. Antrenman gene devam edecek yani. Peki. Böyle bir durum. Durum var. Onu da yaşayacağız, göreceğiz. Yine elbette, ilerleyen programlarda yani konuşacağız. Biz durumdan vaziyet çıkarma olarak görmüyorum ama şu anki kaynak meselesinde ciddi gelişmeler sağlayamadığımız müddetçe bunlar şöyle düşünün bakın. Özel idareleri vardı bu ülkede. Bu iktidar döneminde vardı. Şu anda yoklar. Kapanıyorlar yani. Bir şey kalmadı. O zaman çok fonksiyonel olacak. Köy hizmetleri vesaire oraya bağladık. İşte köylere hizmetler onları götürdük. Mevcut iktidar döneminde bu fonksiyonunu kaybettiğini düşünerek bu şekle soktuk. Yani aynı dönem içerisinde. Dolayısıyla bizim şöyle bir hastalığımız var. Ben bunu her vesile aklıma geldikçe söylüyorum. Biz önce bir deneyelim, bir bakalım nasıl oluyor. Önce bir tartışmıyoruz. Yani ne getirir, ne götürür, bunun faydası ne olur. Protokol camideki gibi. Evet, aynen öyle. Bir yapalım diyoruz, yaptık diyelim. Ulan burayı yanlış olmuş, şurayı yıkalım. Şimdi bana devamlı şeyden geliyorlar. Bu yabancılar pazarına. Efendim biz yazın yanıyoruz, kışın donuyoruz. Dedim bunu yaparken niye düşünmedi? Ya işte o zaman hele bir yapalım sonra bakarız. Bizim genel anlayışımız bu. Kentsel dönüşümde de aynı. Yani bu yapı, bu toplumsal bir hastalık gibi bence. Yani bir yapalım bakalım sonra bakarız. Yani yolda duruma göre yönümüzü tayin ederiz. İşte sel, yağmur diyoruz. İşte ya 1000 yılda bir gelir sel deniliyor. Bir sene sonra bir daha geldi. 2 katı geldi bu sefer. Yani oradakinin daha fazlası geldi. Demek ki öyle 1000 yıl meseleleri de biraz hikaye bir mesele haline geliyor. Su çok. Gidecek yer yok. Ne oluyor? Taşıyor. Yapılacak bir şey yok. Yani böyle bir hale giriyoruz. Yani biz uzun vadeli söylediğiniz şeyleri yapmamız gerekiyor. Bir yaklaşım sergileyemiyoruz. Bakın yabancılardan temelde bizim farkımız şu. Şehir 50 yılı, 20 yılı, 100 yılı ne olacağı projeksiyona tabi tutmuyor. Şehrin altında siz anlattınız. Evet, aynen öyle. Şeyler var. Bunları biz yapmadığımız müddetçe böyle bizim dönemimizde gider. Bizden sonrakiler de gelir. Ama bu söyledikleriniz hep kalıcı kalıyor. Yani bunların hepsini biz konuşmuş olduk. Evet. Her fırsatta da anlatmak konuşuyoruz, gerekiyor. Konuşmak da lazım. Tartışarak, anlayarak. Sizin bu söylediklerinizi izleyicilerimizin yaklaşık 1 milyon kişi takip ediyor bizi. Bunu biliyoruz. Yani bütün dünyada. İnşallah bir faydası olur. Mutlaka olur. Katkısı olur. En azından birilere kulağına kar suyu akar. Ya doğru böyle bir yerden başlamamız lazım. Önce tartışalım. Şöyle bir algı var da toplumda şeyde yöneticilerde diyor ki en iyisini biz biliriz. Kimsenin bu işte niye tartışacağım ben diyor. Böyle diyenlere de vermezsin. Kimle tartışacağım ben? Onun aklı yetmez ki diye tartışayım onunla. Aklı yetenlerle tartış o zaman. Yani bunu bilimsel adamlarla tartış. Evet. Elbette biri aklı yeter yani. Dünyada aklı yetmez diye bir şey yok. Evet. Evet. Yani iyi, bu anlamda böyle bir sirkülasyon sağlama şeyimiz yok. Yani paylaşımcı olma özelliğimiz de yok. Böyle gidiyor. Umuyoruz herkesin birbirini anladığı, birbirini hoşgörüyle baktığı, aklın yolunun bir olduğu, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ettiğimiz bir bakış açısıyla İnşallah. Birbirimize ve topluma bakarız. Yöneticilerin öyle bakmasına fayda var ki. Biz kendi daha huzurlu, daha güzel bir dünyada yaşayabiliriz. Evet, yani ben bir kuruşum bile yani şeyini takip etmemiz gerektiğini. Bizim bu ülkemizin kaynağı kıt. Kıt olan kaynakları en rantabıl, en uygun şekilde nasıl kullandırırızın mücadelesini. Deneme tahtası değil burası. Yaz boz. Evet. Olmadı bir daha yap. Bir daha olmadı tekrar yap. Böyle sorgulayıcı şeylere götürmemeliyiz. Her konuda yani bir hangisine oturtursanız bu oraya oturur. Burada nereden başlanacak? Ben belediye başkanıyım. Ben kendi işimden başlayacağım. Bunu daha sağlıklı nasıl yaparım? Öbürü neciyse ondan başlayacak. Yani herkes kendi işinde bu noktayı öne aldığı zaman meseleyi halletmiş oluruz diye düşünüyorum. O noktanın ismi de genel anlamda dost, doğru. Evet. Dürüst,
düzgün işler yapabilmekten İnşallah. Değil mi efendim? Elbette, vicdanlı, elbette. Merhametli, namuslu bakarak ne iş yapıyorsak yapalım. Elbette. Bakarak hareket yani, etmekten geçelim. Onu becerebilirsek zaten meseleyi halletmiş evet, oluruz. Yani. İnsan, gerçek bir insan olma yolunda adım atmış olacağız. Ben çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız Estağfurullah. Için. Estağfurullah. Ben de ekranları başında bizi izleyen seyircilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Lafları çok konuştuk, suçlisan eylemişsek affola. Ben inandığını söyleyen bir insanım. Yani önceden planlayarak konuşmayı seven biri değilim. Yapı itibariyle inanmadım, hiçbir şey de söylemem. Evet. Yani böyle şirin gözükmek için ne bileyim, benim tarzım değil yani. Bugüne kadar hiç olmadı. Biz bu şekliyle kendi yaşadığımız tarzda şey vermeye çalışıyoruz. Belki konuşurken birilerini kırgınmış, birini üzmüş olabiliriz. Maksadı aştığımız şeyler olabilir. Ama muradımız maksadı aşmak değil, derdi ortaya koyup çözüm üretme noktasında tavır İyi sergilemek. Yani. Yoksa bizim kimseyle bir özel bir meselemiz falan da yok. Kişisel manada evet. Benim öyle bir yaklaşımda söz konusu evet, onu değil. Da biliyoruz. Biliyoruz yolunuzda. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Samsun Nabzı ilk adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş'la bu akşam söyleşi gerçekleştirdi. Önümüzdeki hafta 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Sayın Hüseyin Akan ve Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Sayın Müspek Demir Samsun Nabzı'nda konumuz olacaklar. Böyle planlıyoruz. Bizden ayrılmayın. Mutlu kalın efendim. İyi günler diliyoruz.